Selamlar. Tam geçen hafta özetini geçtik. Tahta kapak aralanıyordu. Dur. Eltenle sesler ayarlandıktan sonra. Niye duruyorum? Sesini duyamadım. Onu ayarlamam lazımdı. Şimdi devam edebilirsin. Yoksa aç. Açıyorum o zaman. Abi. Tabii ki haftadır bekliyoruz. Ben açıyordum. Stealth'i olan kişi olarak. Ha. O zaman öyle. Sen abi Elten alttan Ercü'yü tutup kafayı kaldırıp böyle kapağı açıyor. İttirerek alttan. Simba. o zaman Ercü kapağı araladı, kapağı tam itmesiyle Elten'in dur dediler ama Ercü açıyordu. O yüzden Ercü durmayıp kapağı ama açıyordu. Direkt açmıyordum, stealth bir şekilde yavaş yavaş açıyordum. Tamam, stealth bir şekilde yavaş yavaş direkt hızlıca açarken kapak tahta bir odaya açılıyor. Tahta duvarlar, bir sürü raflar, variller, içerisi de nefes alan başka biri gözükmüyor. Burası neresi ola ki? Ve duvara doğru baktığınızda Atakan haritayı kaydırabilir misin? GM Bey ile alakalı. Atakan'ın ekranını görüyoruz direkt. Evet. Odayı da gördüğünüz en önemli şey şu. Ortalıkta peynirler, bira fıçıları ve daha önemlisi cam kavanozlar dolusu hıyardan başlayıp lahana, havuç, biber gibi envai çeşit turşu gözüküyor. Ne durumdalar? Ama ben odaya henüz girmedim, pardon. Yani bayağı düzgün ama güzel, lezzetli gözüküyorlar yani. Ercü. Efendim. Gelelim mi? Turşu var. Bu benim sorumun cevabı bu değil. Gelelim mi? Turşu var. Yani, turşu varsa gelmeyin gibi mi? Bilmiyorum, gelin gelin. Ben de sessizce o zaman. Elma turşusu mu, armut turşusu mu? Bakalım gidip. Hıyar. Hıyar turşusu. Tamam. Tamam. Çıkın çıkın çıkın. Yavaş yavaş çıkıyoruz o zaman yukarı. Artık bunun tamam. Zarı nedir hocam bilmiyorum. Yiyeceklerin durumlarına bakmak istiyorum. Tamam yani lore food atmanı rica edeceğim. Lore food. Cooking lore. Food lore. Tamam. Yani boş lore atabilirsin. Tamam. Sadece int. Boş lore. Ben şunu atayım, oradan hesaplaşalım. Ama yok. Eksi 5 tamam. Çıkacak. Zaten aynen. Zara 19 atmış. Abi baya yani, turşuların spesifikli taze olmaması gerektiği için çok taze değiller. Literally turşulanmışlar ama kalan şeylerde sorun yok yani. Allah Allah. Peynir meynir okey yani. Küfrü değil. Aa, baya iyi. Peki şey gibi mi? Hani uzun süreli depolanmış gibi mi? Yoksa kolay erişime açık mı? Kolay erişime açık. Acaba tavernanın altında mıyız? Aa, olabilir. Ve yani şey var. İşte turşulanmış domuz kulağı falan var. Böyle büyük kase kase bir sürü. Ha dur şey ne turşu kulak mıydı? Ne? Tur kulak turşusu hanı. Öyle bir şeydi. Ha, aynen. Evet. Turşulanmış kulak hanı. Ercü bir çıkıp baksana. Neredeyiz? Bir kapı falan var mı ortamda başka? Hepiniz odaya girdiğinizdekilere bir tane kapı gözüküyor. Evet. Rafların olmadığı duvarda. Bu kapı duvarda. Hepimiz girmeden önce yoktu. Şimdi ortaya çıktı. Biriniz aşağı ayağını sokuyor, kapı yok oluyor. Mekanizma değil mi? Evet. Önce bir o zaman gidip kapıyı dinliyorum sadece. Arkasından ses geliyor mu, bir şey oluyor mu? Diye ses geliyor. Okey. O zaman sessizce ya da dagger'ımı alıp kapının altından sokup bakacağım, bir şey görebiliyor muyum? Ayna gibi kullanıp. Öyle tarafı. Bir şey yok. Mesela yok mu? Okay. Parlamıyor dagger'ın o kadar. Ya o filmde oluyordu. Neyse. Tamam. Aralayıp bakacağım. Sessiz. Kapıyı kendine doğru çekip araladığında
Şey yapalım mı? Menteşeleri yağlayalım mı ses çıkmasın diye? Aynen. Birazcık menteşeler ses çıkarıyor ama sorun yok. Çünkü taş merdiven. Merdiven mi? Yani taş şey. Çıkmayalım. Merdiven. Hani şey anlamında. Duvar merdiveni değil. Hani step step. Ben bir geri dönüp geldiğimiz yola bir bakacağım. Hani tünelden çıktık kapı ya. Kapı yok oldu. Ne? Hani, tünelden çıktık ya buraya. Hani tünele çıkan o alt hani aşağıdaki kapak gizlenmiş bir kapak mıydı? Yoksa hani şey bu miydi? Şeyden baktın da. Bulunduğum yerden diğer tarafından baktın da. Aynen. Bulunduğunuz odadan baktığında kapağı kapattığınız açık bırakmıştınız. Kapağı kapattığınızda zeminden farksız gözüküyor. Anladım. Gizli buranın saklamak isteyeceği bir yoldan geldiğimizi çıkarıyorum buradan. Çünkü o kadar zekiyim galiba. Olabilir. Efendim. Böyle düşüncelerde bulunabilirsin. Şu konuşmaları falan dinlemeye çalışsana. Hana mı geldik? Nereye geldik? Bilmiyorum. Dur. Sessizce o zaman. Bize, hepimiz girmeyelim. Sen bir bak. Tamam. Aha bizim görünmezlik zımbırtımız vardı. Bir şey bulduydu. Çok yaşa. Bakalım hemen. İksir miydi? Stealth'te öksür enerji. Erci. Al şunu yanına. Lazım olur. Ne o? Şey. Görünmezlik iksiri. Aynen bulmuştuk ya bir tane. Taksir A olarak yazan notları. Aynen. Abi onu çoktan yazmışım zaten. Şey, ya siz şey siz hala ortak inventory falan düşünün. Adam biz de burada kolun hayat yaşıyoruz zannediyoruz. İşte kime güveneceğini bilmiyorsun bu devirde. Yani. O zaman sessizce merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Okay. Kapı mı var diğer tarafında da? Yukarı doğru gidiyor. Sola doğru dönüyor. Sonra tekrar kapı var. Okey. O kapıyı dinleyeceğim o zaman. Ya işte yahninin biberini az koymuşsunuz. Sonra koyayım ya. O diye böyle bir ses. O zaman... O da hayır. Biz biberleri taze kestik mi? O zaman şey yapacağım. Bu sefer menteşeleri alkemik şeylerle yağlayıp ses çıkarmasınlar diye... Sessizce aralayıp içeri bakacağım. Canım buna bir stealth at o zaman. Okey. Hop. Tamam sen kapağı araladığında bir yoğun çalışan içinde 3 kişinin olduğu bir mutfak. Bir usta 2 tane şeye garson kılıklı tipe bağırıp bağırıp duruyor. İşte kimyonu ne yaptınız lan? Şeylere domuzlara mı yedirdiniz falan diye. Sen anca kimyondan anlayan tek domuz sensin lan falan diye böyle kavga çıkıyor güzel. Kimyon sana benzer. Ben yüzlerine iyice bakıyorum o zaman. Sonrasında hatırlayabilmek için kapıyı geri kapıyorum. Tamam. Bizimkilere dönüyorum. Bir bardak fırlatıldı. Olur öyle. Bir de ne gördün? Mutfak var. Galiba bir hanın falan altında olabiliriz. Dediğiniz gibi turşu kulağın ya da her neyse. Oranın altında olabilir. Ercü sen turşu kulak turşulanmış kulakta kalmış mıydın? İki hanına da gittik. Onu soracaktım. Ben tamam. Garsonlardan biri tanıdık geliyor. Okey. Evet. Oranın altındayız. Da niye böyle bir yol var oranın altında? Yani. Soralım öğrenelim. Şimdi bu bizim ilk kaldığımız han mıydı turşu kulak? Evet. Evet dandik olan. Ucuz ol. Aynen. Bir yani... bir ve şey var. Hanın aşçısının Gordon Ramsay olduğu an ortaya çıktı. Peki şey Ercü nereye çıkıyor bizim kapı? Direkt görünür bir yere mi çıkıyor? Kapı açılınca merdiven var. Yukarı doğru çıkıyor. Sola dönüyor. Biraz daha yukarı çıkıp bir kapı açılıyor. O kapı mutfağa açılıyor. Yani direkt mutfağa giriyoruz yani. Aynen. Aha. O zaman kiler falan burası. Aklıma iki fikir geliyor. Ya bekleyelim gece girelim. Ya haldır küldür gidip hesap soralım. Nedir yani? Ne oluyor burada? Niye sizin tüneliniz var? Nedir yani? Ya da şey yapalım. Geri dönelim. Yolumuza devam edelim. Geldiğimizde sorarız. Kayıtlara falan bakarız. Belki burası restoran olmadan önce başka bir yerdir. Yeni devralmışlardır. Onlar ya işte açık açık girip sahibiyle konuşmayı deneyebiliriz. Aynen ben yani de gece girmek çok mantıklı değil burası. Han yani gece de çalışıyorlar. Yok ben şey için dedim. Mutfağı kapanıyordur geceleri. Bu arada genel olarak hanların.
Ha evet, yani giriş noktamız öyle çok belli olmasın. Biraz da dinleniriz hani, diye dedim. Şunu da ben kabul etmek istemiyorum. Yani çıkalım köye yürüyelim, ana kapıdan girelim falan gibi de bir şey. Ha, yok istemiyorum. Yani. Ya yok yok. Kalenin altını devam edelim diyecektim. Ya Metin, o zaman pickle yürüyelim. Neydi? Turşulanmış kulağın sahibi kimdi diye ben bir düşünmek istiyorum izninle. Tamam, düşün. Düşünüyorum. Half-Orc kadındı sanki diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Half'ın da doğrusun da. Ork değil miydi? Halfling. Halfling. Ben şöyle halfling. Bir 20 Roxy, bayağı güzel attın. Roxy diye bir halfling kadın. Öyle durağan, hafif tombul, iş bitirici bir kadın. Uzun süredir buranın işletmecisi o muydu? Yani yakın zamanda değişti gibi bir yani şey var mı? Bir hafta. Siz geleli bir hafta oldu. Bir hafta boyunca aynı kadındı yani. O zaman gidip konuşalım. Ben paldır küldür evet. Yürüyorum önden. Hadi, merhabalar diye gidelim. Neymiş, biz de maceracıyız. Buraya çıktı yolumuz. Önden ardil yürüsün bence de. Çünkü şef bayağı kızgın. Ben önden gitmek istemiyorum. Tamam. Ya ben Eltenin gel ya. Bakayım yanıma. Öyle bir kızgınlık varsa Eltenin yürüsün evet. Güm diye bir ses geliyor yukarıdan, bir cam kırılması. Okey, ilerliyoruz. Çıkıyoruz yukarı. İlerliyoruz. Merdiven çıkıyoruz açık herhalde. Açık açık böyle kapıyı çarparak falan açıyoruz değil mi? İyice ben Nordi merdivenlerde kalmasını istiyorum. İşaret ediyorum. Roxy'yi arıyoruz. Onun nerede olduğunu arın hızlıca. Elten. Kapıyı güm diye açarak mutfağa dalıyoruz. Güm diye açmanla beraber bir işte sarışın insan bir şey şef ve yanındaki bir halfling bir de insan pardon bir anda üçü birden şeyin elinde kepçesini sopa gibi kaldırmış halfling'e doğru elini uzatıyor. Şeye doğru böyle tam vuracak. Üçü birden size doğru dönüyor. Şef işte sarışın şef bağırıyor direkt. Görüşürüz Eda. Görüşürüz. Diye bağırıyor buradan bize. Aynen. Hayır. Üzüldüm ya, interneti, kızın interneti kaldırmamış yayını. Türkiye. Bu kadar ağır dolu dolu bir yayın tabii ki. Neyse. Kepçesini size doğru şeye doğru sallıyor. Size doğru sallıyor. Kimsiniz lan siz? Diye bir Gordon Bey. Varma. Biz... Ne oluyor lan burada? Ben sakin. Eltan'ı atıyorum öne. Roxy'yi sor Eltan. Biz Roxy Hanım'a bakmaya gelmiştik. Öyle ama. Değil. Kilerde mi bağırıyordunuz pezenekler? Yok, biz alt kapıdan geldik. Onu sormak. Ne alt kapısı yani. Ne yapıyorsunuz lan siz kilerimizde? Göstereyim ne yaptığımızı ben sana. Önemli değil. Siz kilerde ne yapıyorsunuz? Onu soracağız. Bak Eltan'ım böyle demeni böyle yapmış. Biz kilerde turşulu yapıyoruz. Turşulu. Ne yapacağız? Çok güzel. Diye şey hafif cevap veriyor. Bu konuyla alakalı daha yetkili biriyle görüşebilir miyim? Patronunu çağır. Gardları çağırın. Hayır. Şey olarak hiyerarşik olarak daha güçlü gibi değil. Daha yetkili bir değil. Şey insan olan garson kapıdan dışarı çıkıyor. Aa. Şey kapısına. Lan önce indireceksin o kepçeyi. Sonra Roxy nerede onu söyleyeceksin bize. Kepçeyi de indirmem, seni indireceğim lan. Ne oluyor elf? Konuş. Bak bana el kol yapma. Kendi kepçemi çekersem sonra bozulur. Ne oldu lan, sırtında kılıç var diye adam mı oldun? Yapıyorum, Nordi'yi çağırıyorum. Bir dakika. Elin kılıç sırtında olmayınca adam böyle bir siniyor hafif. Halfling'le göz hizasına geliyorlar. Yo, ben baya şu an intimidatimi atacağım o adama. Tamam. Aa, prop değilmiş oldu böyle. Tamam, kılıcı çekmen yeter. Tamam, adam gerçekten Halfling'le göz hizasına geliyor. Yanındaki Halfling'le az önce kavga etti Halfling'le. Tezgahın arkasında şu anda. Bu arada Halfling'in sesi geliyor da çok görmüyorsunuz yani. ve içeri başka bir Halfling kadın giriyor. Ha sonunda. Ne oluyor lan burada? Niye bir an bandit oldu bilmiyorum kadın. Gerçekten ne niye? Roxy Hanım niye gizli bir Nerli var Bodrum'umuza çıkan. Ne? biz gazeteciyiz de. İsterseniz gelin bir masaya oturup konuşalım. Size soracaklarım var.
Size soracaklarımız var. İsterseniz gelin bir yere oturalım. Evet, bir odanız falan var mı? Ne tüneli ne şey yok. Ne saçmalıyorsun siz? Gece hanım şey mi? Kileri falan mı girdiniz? Yakaldınız sarhoşlar. Diyor. Hanımefendi. Varsa gelin bir gösterelim. Odanızı bir şey konuşalım yani. Tamam, çıkın dışarı, mutfakta ne konuşuyoruz? Tamam, ben de onu diyorum. Etmeyelim. Ben de onu diyorum. Gelin masaların oraya gidip orada konuşalım. Tamam, sen hanın normal kısmına çıkıyorsunuz. Hanın normal kısmına çıktığınızda han çok dolu değil. İki masa var. Normalde 7-8 masalık bir han burası. İki masa var şu anda. Öğle herhalde öğleden sonra saatleri. Çünkü dışarıdan güneş ışığı hala geliyor. Siz bir masaya beşiniz oturuyorsunuz. Halfling kendi sandalyesini getiriyor, biraz daha uzun. Ona oturuyor. Evet, ne saçmalıyorsunuz siz? Şey şimdi... Sizin de bildiğiniz üzere diye düşünüyorum. Bu Cehennem Şövalyeleri Kalesi'ne gitmiştik görev icabı. Biliyorsunuz değil mi? Orada araştırmalarda bulunuyorduk ve karşımıza kasabaya doğru çıkan bir tünel çıktı. Ne gördüysek beğenirsiniz, sizinkilerinize açılıyor. Nasıl yani? Allah Allah. Siz ne kadardır işletiyorsunuz burayı Roxy Hanım? Bu nasıl... bir saniye. Ben hemen bir şey yaparım. Ben senelerdir bu ağanı işletiyorum. Kaç sene? Ne kadar senelerdir? Yani işte... 3-4 senedir. 3-4 sene. 3-4 sene. Hiç fena değil. Sizden önceki sahibi kimdi? Yani... Bilmiyorum. Ben geldiğimde devleti ihalesiyle aldım burayı. Anlıyorum. Ardilcim. Efendim. Bu kadın hani birazcık şey kapak hakkında şüpheli konuşuyor tünel hakkında. Sen bir hani şeyi algılayabiliyorsun. Kilerinizi... Yani kileri kapağı bilmiyorum derken bir hani şey yaptı. Zaten ya. Kilerinizin çok kullanılan bir yer olduğunu, uzun süreli depolama için değil de sık geçilen bir yer olduğunu fark ettim. Bu kapağı fark etmeseniz bile orada bir şey yaptığınızda, tamirat yaptığınızda tünelin varlığını fark etmediniz mi? Çok kibarca sordun, bir diplomasi atentimde ihtiyarından. Çok gerçekten. Üstü kapalı, çok kibar, hani çok kaçış yeri verdin kadına. Evet, çok verdim. Ama bazen de çok... Ben sana bir hero point takdim edeyim. Okay. Ben tamam, sana bir evet. Hero point takdim edeyim. Arkadaş evet, hasta Roxy. Evet. Temiz. Yani... Hani... Evet... Şimdi tabii siz de maceracısınız. Demek kapak şeyden kilere girdiğinize göre bir kapak var. Tabii ki. Ben de bunu daha önce fark etmiş olabilirim, evet. Diye böyle fısıldamaya başlıyor. Bu ne, nasıl şimdi bir konuşma tarzı yani, ya Roxy şimdi, Hanım? Şimdi böyle şimdi bir şey... Diyelim ki böyle bir şeyi fark ettiniz. Hani fark ettiğinizi söylemiyorum ama fark ettiniz. Hani böyle bir şeyi fark etmeniz durumunda bunu kullanmak için yanınızda varsayımsal bazı birileri gelmiş olabilir belki. Veya başka birilerinin bu kapaktan çıktığını fark etmiş olabilirsiniz belki. Böyle bir durumda... Bir dakika amca. Kim, bir dur Elton. Kim olabilir sizce bu kişiler? Hani eğer böyle bir şey varmışsa. At. Okey. Yok, ben bugün atamıyorum. Sen kötü kötü oldun ya. Bir dakika amca. Şimdi böyle ellerimi masaya vuruyorum. Şey diyor. Yani... kapak hani eskiden kalma bir şey herhalde. Ben yani kimse hani ben bile üstünü kapattırdım parkeyle. Şimdi Roxy Hanım. Bakın. Bu tünelden bizden daha önce birilerinin geçtiğini... Sesinizi yalnız yükseltmezsiniz. Ama bir dakika. Bu tünelden daha önce birilerinin geçtiğini biliyoruz. Bu kaleye dadanan şu anda bir tarikat olduğunu biliyoruz. Eğer bildiklerinizi bize söylemezseniz siz de suça yardım ve yataklıktan hapsi boylayabilirsiniz. İyi polis, kötü polis oyunu. Ben yalandan rozet gösteriyormuş gibi yapıyorum. Rozet yok. Bitki falan. Bununla birlikte kapağın etrafında yaptığımız incelemelerde
kısa sürede kullanılmış olduğunu fark ettik. Lan çocuk intimidate atıyor. Niye diplomasiyle destek oluyorsunuz? At intimidate çocuk. Sonuna küfür koy. Fark ettik lan. Ayda. Yalnız oyunun başına çatır çatır yiyeyim ben şu hero pointleri at. Gerçekten ütüldük ya. Ha. Yani ben kötü bir şey yapmak için kullanmam. Kötü bir şey yaptığını bilmiyordum. Tamam, yanında böyle küçük kemikli falan bir kolyesi vardı ama gerçekten kötü bir şey yaptığını düşünsem izin vermezdim. Kemikli mi kolyesi? Bıcırığı mı diyor? Çok konuşan. Ya şey yapsak arkada konuşsak. Kilerde konuşsak olur mu? Tamam, yani şey ben size söylersem polise vermeyecek siz değil mi? Yani ne söyleyeceğinize bağlı olarak bizim ya şu anda öyle bir arzumuz yok, size illa polise verelim diye bir şey şimdi, değil yani. Şimdi kasabayla bazı bilgileri paylaşmak zorunda kalabiliriz ama bu durumda nasıl paylaşacağız? Ama size yardımcı yardımcı olduğumuzu söylersiniz değil mi? Tanık yani koruma burada, programını alabiliriz. Size. Yani çünkü gerçekten iyi para teklif etti ve hani bu aralar yani domuz kulağı turşusu çok fazla insanın ilgisini çekmiyor. Hani benim büyük babamın sevdiği kadar fazla insanlar sevmiyor bunu. Yani aramızda kalsa bu halletsek. O zaman söylerim size kim olduğunu. Tamam. Ya en kötü sizin isminizi vermeyiz. Kulak turşusu hanının sahibi olarak. Yani o zaman da anlarlar. Ya işte ne bileyim onun evinde belge bulduk falan deseniz olmaz mı? Kandırıldığınızı ve mağdur olarak gösteririz. Evet, bize yardım ettiğiniz için. Evet, beni korkuttu. Beni kemikli kolyesiyle tehdit etti. Kesinlikle öyle yapmıştı. Siz bir anlatın o zaman olayı. Tamam. Zaten şeydekilere de işte sabahları Gordon Bey gelmeden önce işte içeri girmesine izin veriyordum. Ve bu aralar da kullanmıyor zaten. Artık hani uzun süre, yani bir süredir kullanmadı. Şeyi tanıyor musunuz, kitapçı Vox Hanım'ı? Evet. Berkay'ın sırasındaki aptal gülümseme. Evet. Yani o işte yanına işte bir iki böyle eşyalar alıp arada sırada oraya gidiyor, birkaç gün kalıp geliyordu falan. Aa. Tünelin nereye açıldığını bile bilmiyorum. Buraya geliyor Vox Hanım, tüneli kullanıp sana para veriyor, sonra buradan geri çıkıyor. Evet. Şaka. Onu bir not alalım. Biliyorsunuzdur belki güvenilir kitap şirketi diye, güvenilir kitap dükkanı diye bir dükkan var. İki sokak ileride. Kendisi oranın sahibi. Ne yapıyor gerçekten bilmiyorum. Herhalde bir yerlerde hani eski kitapları falan mı arıyor? Yani Mobangi'den tarikat getiriyor. Çok açık oldu. Mobangi'lere. Mobangi'yi boş ver. Mobangi, evet. Bir yer. Şu anda önemli değil. Bizimkilere dönüyorum. Greta'yla mı konuşsak önce, yoksa şeyle de konuşabiliriz. Mahkumla da konuşabiliriz. Bence mahkumla konuş, böyle Greta'yla konuş. Mahkumu Greta'ya verdik değil mi? Evet. 3-4 gün önce, evet. Evet. Yani şu an durumun nerede, ne oldu bilmiyoruz ama onunla konuşmaya da çalışabiliriz. Çünkü belli ki bu ikisinin çok daha farklı bir ilişkisi, şimdi, bir bağlantısı var. Roxy, şöyle bir anlaşma yapalım. Biz senin bu olaydaki dahiliyetini elimizden geldiğince azaltacağız. Sen de bunu bize anlattığını kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Biz bunu başkasından duyarsak tabii ki. Tam tersi bir anlaşma olmuş olur. Okey tamam. Tamam. Mutfak ekibi bile bilmiyor. O şeyde bir tane kepçeli sarışın siz var de, orada. Siz de zaten ikiniz 3 gün öncesine kadar burada kalmıyor muydunuz? Evet. Ben sizi hatırlıyorum. Evet, siz de akşam atıştırmalık almaya, sarhoşkanı atıştırmalık almaya aşağı inmişsiniz. Ben size izin vermiştim. Evet. Sonra da siz aşağıda uyuyakaldınız, tamam mı? Tamam. Tamam da o kepçeli olan
Çok yani hiç çok. Çok konuşuyor. Bir de muhtemelen kıl da çıkıyordur yemeklerden falan. Aa, kendisi çok iyi aşçıdır. Çok sinirli ama. Yani. Evet. Şey yapıyor şey, mu? Garsonları kov kov duruyoruz. Burgerlerine ne 2 kilo tuz atıyor mu? Yok yok, o eski aşçımızdı. Burası mutfak cehenneme dönmüş ya, nedir ya? Tuz çok ince. Tuz harcamalarımızı şey yaptığı için o şeyi Taldo şeyi Kadir Ali'yi kovduk. Hı. Kadir Ali mıydı? Ben Taldor'lu olmasını beklemiştim. Yok. Taldor'ca konuşuyordu ama çok esmerdi. Bakın. Arap gibi. Kadir Ali gibi. Ha o şey, o başka. ben tuz deyince başka yere gittim. Tamam. Neyse. Ama zaman... sizin hiç işleriniz ya. Aklında olsun. O zaman biz sizin zaman dediğiniz siz... gibi bu gece sizin misafiriniziz. Tamam. Bir daha yalnız, böyle arkaya bakıyor, kaldırıyor kafayı. Bir daha yalnız böyle kilere de sızmanızı istemiyorum, yeter. Özür bu dileriz. Bu ne ikinci oldu falan diye böyle bağırıyor. Tamam. Çok özür dileriz. Vay şöyle böyle. Özür dileriz. Asla kilere sızmayacağız. Lütfen bu gece de izin verin kalalım. İki masa, diğer iki masadakiler böyle kafayı kaldırıp ne oluyor lan falan diye bakıyorlar ama. Sonra yemekçi yahnilerini yemeye devam ediyor. Tamam. Ne bir şey diyeceğim, buradan yemek yemeyelim, tükürtürler falan şimdi yemek. Yok evet, buradan yemeyiz. Yok canım, ne tüküreceğiz diye kadın. Yok yok, ben sizden değil. Meta'da konuşuyordum diyor sonra. Okay. Tamam. Özür dilerim, Meta'yı duymamam gerekiyor. Meta yaptım diyor kadın ve kalkıyor. Tamam teşekkürler. Ya, şimdi... Ben kulağına şey diyeceğim. Foxy Hanım, hani bu kileri tekrar kullanılmak istenir. Hani size yine elinize para geçer, bir şey olur. Haberimiz olsun aynı gün, aynı zaman. Evet. Onun şifresini değiştirelim. Öyle bir istek oldu mu bu arada, izin verin. Hiç öyle korkmayın. Anlaşılır yoksa. Ben bir şey daha soracağım. Kaç para veriyordu? Her gelişinde 2 silver veriyordu. Her gelişinde 2 silver. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Tamam. Yine öyle bir isteği olursa şey yapmayın yani, engel olmayın. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Biz de işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Yani en çok Euro Point harcadığımız sosyal interaksiyon yani, oldu gerçekten. Bu da sizin için bir onur olsun. Kendimi kahraman gibi hissediyorum. İşin geyik kısmına geçelim. Evet, tamam, evet. Ne yapıyorsun? Şimdi, Greta'yla güzel konuşabiliriz durumu. Bence bir onunla konuşabiliriz. Greta biraz değil daha, mi? Evet, haber verelim. Bu kitapçıyla yüzleşeceksek. Greta'ya gidip şey diyelim mi peki Ardril? İşte biz yeni bir şeyler öğrendik. Bu bıcırığı biz bir daha bir konuşabilir miyiz? Onu da diyebiliriz. Önce onunla konuşmaya çalışalım. Greta bakalım nasıl karşılayacak bunu. Ha, önce anlatalım ona. Tamam tamam. Yok yok, önce şeyle konuşmaya çalışalım. Bu bizim gerizekalıyla konuşmaya ama çalışalım. Ama onu şimdi Greta'ya fark ettirmeden onunla konuşamayız. Hayır hayır ya, şey Greta'ya edelim. Ya biz bir şeyler bulduk. Ha, bir onunla okay, bir daha konuşabilir miyiz? Tamam tamam. Ondan sonra oradan çıkan sonuca göre bir daha tekrar Greta olayı anlatıp biz kitapçıyla görüşeceğiz. Hani şey olabilir. Biraz bu işler... salak zaten bunun çırağı değil mi? Evet. Öyle evet. Demek ki burada bir şey var. İşbirliği var. Gerçekten tamam. Bir tuhaflık var. Ya bir şey diyeyim mi? Büyük ihtimal şey, bu kadın ortada bir şey kitap bıraktı. Bu gerizekalı okudu. Kendi başına bir şeylere kalkıştı diye düşünüyorum. Hmm. Ama kadın niye gidiyor? Ya işte kadın kendisi bir şey yapıyordu. Bu gerizekalı bundan habersizdi. Ya kadın o kadar sövdü etti buna. Kadın bunu dahil etmezdi bence böyle bir şey. Gerçekten. Doğru. Ben de olsam ben de etmezdim gerizekalı. Edilecek gibi değil. Evet. Abi, tekrar oynayacağım için onu çok mutluyum. Neyse, biz Greta'ya doğru gidiyoruz. Tamam. Saat kaç gibi şu anda? Ben oraları... Öğleden sonra. Okay. Akşam yani, tamam. Güneş 1-2 saate batacak. Tamam. Greta'nın önce evine gidiyoruz. Evine gidiyorsunuz. Evine giderken yolda inşaatı görüyorsunuz. Bir 10 dakika kilitlenip kalıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Sonra Greta'nın kapısını çaldığınızda üç gün öncesine göre çok daha karışık içerisi. Hmm. Hani
şeydi hani zaten hani buraya yerleştikleri için biraz karışık diye ortalık. Evet. Şimdi burada iş yapmaya başladıkları için daha da karışmış ortalık. Ve bu sefer şeyden konseyden 3 kişi falan Greta'nın evinde. Greta Hanım'la konuşmamız mümkün mü acaba? Aa şey şey vardı ya teyzesi. Hı hı. Aa şey tabii ki şey randevunuz yoktu sanırım. Ama tabii. Söyleyeyim ben hemen. Zaten ben niye onun sekreterliğini yapıyorsam. Biz kapının önünde bekliyoruz. Hem temiz hava almış olur o da. Ha dışarıda mı buluşmak ister? İçeri gelin buyurun çay kek ikram edeyim ev yapımı kek var. Biraz kalabalık geldi içerisi. İsterseniz çok daha biz kalabalık yapmayalım 4 kişi. Kimmiş diye bağırıyor içeriden biri. Şey Greta. Ha sana gelmişler sana dur geliyorum. Artık sekreterin de oldum zaten. Yemek de yapıyorum diye geliyor içeri. Şey gidiyor içeri. Greta ile Greta geliyor kapıda. Aşağı mı inelim? Nasıl yani, uykursa yani. Evet. Evet biz çok kalabalık olmasın diye dışarı kapının önünde konuşuyoruz. Evet evet içerisi karışık. Oraya doğru o zaman çıkıyoruz. Şey aşağı indiğinizde bir temiz havayı çekince ah yapıyor Greta. Kullanıyor musunuz? Ne? Sigara çok hayır. Yok. Bir tane yakıyor. Yok yani şey en az 50 yaş indiriyor diye ben duydum onun için. Ben de yeni başladım stresle. Ya şu an övüyorlar ama 20-30 seneye çıkar yani şeyi. Yok yasak normalde zaten de. Okey afiyet olsun. Ben de şey böyle rüzgarın geldiği tarafa doğru kayıyorum. Hemen diyorum ki biliyorsunuz biz Cehennem Şövalyeleri Tepesi'nde araştırmalarda bulunuyorduk. Evet evet. 3 gün önce konuştuk sen. Birkaç ilginç durumla karşılaştık. Ve bu bizim gerizekalıyla konuşmak istiyorum. Neydi ismi? Özür dilerim gerizekalı. Biz aramızda kimi gerizekalı. Kastettiğinizi anlamadım. Mal diyelim. Şey yarım olan. Bacak. Yarım bacak. Kundakçı. Böyle lakapları var. Kalmontu diyorsunuz. Kalmontu. Evet. Dün ya bizim biliyorsunuz size daha önce söylemiştim hapishanemiz yok. Doğru. Evet. Biz onu public service'a koyacaktık. Yerleri falan temizletecektik. Sokaklar. Evet. İnşaata yardım eder falan. Onu linç ederler. Kaçtı. Şerifimizin sinirini bozdu. biz mahkum diye şey mahkum karavanı konvoyuyla 2 gün önce onu şeye yolladık. İzgere yolladık mahkemeye. Zaten birkaç tane küçük hırsızlığı da itiraf etti. Anladım. Şöyle ben anlatacağım tam durumu. En azından haber olsun efendim. Bir kötü kokmuyor mu ya etraf? Sigara? Onun dışında mental bir kötü koku yok mu? Kesin anlatalım mı her şeyi? yani bence anlatmanız için. Tamam burun senin ben sana soruyorum. burnum şu anda sigara kokusundan dolayı şey yaptı. Onun neyse, için bastırdım. Yani şöyle. Ayağıyla söndürüyor sigarayı. Bu biliyorsunuz gerizekalı. Neydi ismi? Kalmont. Aynen. Ama anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. Evet. Sorguda ben de vardım. Kitapçının çırağıydı biliyorsunuz. Evet. Biz araştırmalarımız sırasında bu kundaklama eylemiyle ilgili bu kitapçı hanımın da işin içinde olabileceği yönünde bazı şeylerle karşılaştık. Vox'la gidip konuşmamış mıydınız zaten daha ilk gün? Konuştuk. Daha gitmeden ama. Şimdi tekrar yüzleşmeyi düşünüyoruz bu konuda. Yeni tamam. Deliller. Yani köy sınırları içerisinde olay çıkarmadığınız sürece araştırmacılar sizsiniz. Sizi bu iş için işe aldığım işi yaptınız. Üstüne ekstra gönlünüzden kopan şeyle bize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. Hani haberiniz olsun. Eğer iş ısınırsa haberiniz olsun. Tamam. Bunun için yapıyoruz. Yani gidip Vox'la konuşmanızda hiçbir sıkıntım yok. İşte biz Vox'la konuşmak istiyoruz. Ama şeye de gelebilir yani. Daha sıcak bir konuşmaya da çıkabilir. Evet. Kendinizi savunun tabii ki ama onun dışında bir şey olursa lütfen yani, gardları çağırın. Tabii ki. Hatta isterseniz birisi eşlik etsin. Tabii biz ama şunu diyebiliriz yani değil mi? Greta Hanım bize özel soruşturmacı olarak yetki verdi. O yüzden sorular soracağız diyebilir miyiz? Yani soruşturma belgesi.
biz belediyeyle anlaşma, daha önce anlaşma yapmış maceracılarız ve size bu yüzden soru soruyoruz demenizi tercih ederim. Ya şimdi maceracı deyince biraz şey oluyor. Biliyorsunuz toplumda biraz ikinci, üçüncü plana itilmiş bir meslek maceracılık. Sanki biz meraktan soruyormuşuz. Bizim kasabamızda herkes maceracıları çok sever. Bin türlü maceracı var. Daha böyle ipsiz sapsız gibi oluyormuş gibi. Tek işimiz dövüşmekmiş gibi oluyor sanki maceracı deyince. Aa, hiç ama öyle olur hani, mu canım? Sanki soruşturmacı maceracı gibi. Tamam. Titrimiz tamam. Olursa. Kendinize araştırmacı gazeteci soruşturmacı gibi. Soruşturmacı arketipinden maceracı diye tanıtabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Seviyor muyuz abi? Kadın bir tane daha sigara yakıyor. Investigator dedication alıyor muyuz hepimiz? Şey çakma şey böyle şey iki çakmak taşını birbirine vurmaya çalışıyor. Bir yüce olan var mı diye soruyor. Ardille yak ablanın şeyini. Hemen yakıyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Onların içine aslında böyle nane aroması falan koyabiliriz belki ya. Onlara ben bir nasıl bakayım istiyorsunuz. Kekik, geçen bir normal alkemist kekik denedi ama hiç hoş olmadı. Bizim şehirde yasaklandı o. Çocuklara çok özendiriyormuş nane aroması koyduğumuz zaman. Yeni yıldan sonra yasak olacakmış. Onları küçük küçük top top yapsak, içinde kırsak. Yasaklandı o. Evet. Türkiye'de yasaklandı önce... mı hakikaten? Yılbaşından sonra çok yaşa. Çok yaşa. Şey yaşa yasak, klik yasak. Biraz hasta oldum galiba. Şey var. Mikrofonun on-off'unu kapatıp ben stealth öksürüyordum. Artık on-off çalışmıyor. Her şeyi duyabiliyorsunuz. Discord'dan tuş at abi şeye. Ha. Mute'a. Okay. Ne diyorduk? Neyse ya açıkçası ben de zaten dediğim gibi ilk paketim bu da. Bu stres yangın falan. Neyse açıkçası birazcık da şey Kalmont delirtti geçen gün. Onu biz de yaşadık evet. Neyse. Tamam siz işinizi halledin. Ben sizi anladım. Tamam teşekkürler. Biz hemen gidip konuşalım. Bu işin son sorumlularını bulmaya çalışıyoruz ve bu kadın... Anladığımız kadarıyla bunlardan biri. Sizi biz daha fazla işinizden alıkoymayalım. Gerçi sigara hala tüketiyorsunuz. Hadi gidelim. Söndürüyor. Yarım söndürüyor. Ben gidiyorum. O da yukarı çıkıyor. Tamam. Nereye gidiyorsun? İnşaatın önünden geçmemeye dikkat ederek. Dur. Aa, ben sizin ekranınızı şey alayım ya. Köye alayım. Evet. Alacaklı gibi dayanıyor muyuz kapısına şimdi? Bir şey soralım. Çırağının eksikliğiyle nasıl şey yapıyor? Eksikliğinde yok, nasıl yani ne zorluklar çekiyor? Bundan girelim. Belki bir şeyler şey yapmasını sağlayabiliriz. Benim aldığım kadarıyla zorluk olarak kendi gitmek zorunda kalıyor kaleye. İşte kale konusundaki bilgilerini de biraz şey yapabiliriz. Oradaki durumu belki biraz çaktırıp peki, hani ondan yardım arkadaşım istiyormuşuz gibi. Yani şimdi biz artık soruşturmacı maceracılarız. Doğru. Strateji olarak böyle agresif, sert bir şey mi takınalım? Yoksa bilmiyormuş gibi bilgi mi alalım? Bence soruşturmacı maceracılar olarak bilmiyor gibi yapmamız lazım. Bence iyi polis kötü polis yapabiliriz her zaman. Evet. Şu anda şu geliyor aklıma. Bu Vox birinci dereceden şüpheli değil mi? Elimizdeki evet bilgileri. Evet. Doğru. Polis kötü polis. Onu birebir konuşmak yerine söylediğim gibi turşucuda o gitmişken suçüstü yakalasak. Yani daha şey iyi biliyorsunuz onu oraya yollamaya gitmeye ikna edip gece mi kıstıralım diyorsun. Zaten işte, gidiyormuş. Ama evet, ne zaman gidiyormuş gideceğini bilmiyoruz ve yakın zamanda gitmeyi hani neden gittiğini bilmiyoruz. Yani... Birkaç haftadır gitmiyormuş diye bir cümle duymuştun. Birkaç haftadır gelmedi zaten dedi Roxy hatırlatırım. Yani bugün, kaynamış olmasın. Bugün gitmesi için yani orada ne aradığını bilsek belki bugün gitmesi için kandırırız. Hani şey doğru. Belki aradığını buldu çoktan. Evet. Doğru. Şey falan işte ne aradığını bilmiyoruz ki. Onun için belki ağzını arasak önce. Ondan o zaman sonra da... bak şunu da şu da yapabilir. Ağzını aradık bir şey çıkmadı diyelim. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Bize herkes her şeyi anlattı. Şimdi konuş yapılabilir. Olabilir, evet. Şey en de olabilir. Mesela, şey falan da olabilir mesela. Ya bu şeyin kalenin altında tüneller varmış diyorlar. Falan. Hatta adalardan çıkıyormuş gibi
şeyleri de ona sorabiliriz bence. Bakalım. Ya da mesela günaydın, hoş geldiniz dedi. Sen alttaki tünellerden mi geldin? Oradan orada ne arıyordun? Asıl sorunu şimdi. O zaman kaleye dönüp hani veya şey gibi de sorabiliriz. Şey diyeyim. Bağlayabileceğiniz bir kanıt var ya. Bence tünellerden gelmeyi ne zaman bitirdin gibi. Hani evet bence hayır. Bence direkt Arsata çemberlerinden bahsedip tepkisini ölçebiliriz. O da olabilir. Siz bu sırada yürüyorsunuz sanırım. Evet, evet, bu sırada evet. Yürüyoruz. Köprüyü geçtiniz. Geçtim. İyice baksak kesin bir pelerininin bir parçası bir şeyi falan kalede var. Şu köprüden geçiyorsunuz. Evet, o köprüden geçiyoruz. Yavaş yavaş onun oraya doğru ilerliyoruz. Şurasıydı hatırlatırım. Tamam gidiyoruz oraya doğru. Okay. Yolda bir şey olacaksa olsun Metin. Hayır, ben sadece sahneyi veriyorum. Ha, tamam, teşekkür ederim. Şey bir köprüde durup yan bakıyoruz etrafa. Evet. Rüzgar esiyor, altınızdan nehir akıyor. Aa, nehrin üstüne acaba surru niye inşa etmişler? Tekneyle mi kuşatılmış burası daha önce falan gibi garip sorular aklınızdan geçiyor. Gerçekten. Acaba köprüyü nasıl yaptılar falan diye. Aynen. Ya bak şuraya iskele kurmuşlar işte, görmüyor musun? Siz boş boş konuşurken inşaata bakmak yerine hani bunu nasıl yapmışlar acaba Türk kalişesine? Kaça mal olmuştur bu? Abi buna en az bir ton tahta gitmiştir falan diye. Abi bu sadece kenar mı yoksa ayakta destekler yapmadılar falan. Tamam. Kitapçının önüne geliyorsunuz. Geldik. Giriyoruz içeri. Kapı kapalı. Çalıyoruz. Closed yazıyor. Kaçmış çoktan. Esnafa soralım. Etrafta başka dükkanlar var mı? Öğlen yemeğine falan çıkmış var mısın? Ama öğleden sonra dedi. Gidiyoruz onlara soruyoruz ya. Bu kitapçı yok. Nerede? Ne zaman gitti? Ne zaman gelir? Bunun evi nerede biliyor musunuz gibi. Tamam. Hemen yanda şey var. İki yan binada dükkan olarak. Bir Wusker'in şeycisi, Wusker'in tekerlekçisi diye bir yer var. Şu 16 numara. Size numara gözüküyor mu bilmiyorum da. Gözükmüyor kesinlikle. Gözükmüyor. Şurası. Bunları kapatmayı unutmuşum. Okay. 16 numara Wusker'in tekerlekçisi. Tabii. Şey ve adam işte bir şey tamir ediyor. At arabası tamir ediyor. Kafayı kaldırıyor size. Şeyin altından kolay çıkıyor böyle. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ya şu kitapçıyı biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Ha şey karı mı? Bu huysuz karı mı? Evet, huysuz elf. Kusura bakmayın. Mesleki ağız bozukluğu. Tekerleklere karı mı diyorsunuz? Hayır. Tekerleklere döndürgeç... tekerlek diyoruz tabii ki. Ne saçmalıyorsunuz? Yani mesleki ağız deyince siz. Neyse. sosyal komentari geçelim. bilmiyorum. İşte yani kapalı mı dükkanı? Kapalı, biz de onu aramaya geldik. Abi bizi tutma işte, kapalı dükkanı. Tanıyor musun, nerede diye soruyoruz. Tanımıyorum ya. Ne tanıyacağım, kimseye surat vermeyen bir kadın. Sen bir şey mi yaşadın bu kadınla? Hayır, nereden çıkardın? Sen beğeniyor musun bu kadını? Yani şimdi yarı elf falan güzel yani. Yarı elf değil, elfti ya. Bana elf demiştin. Half elf ya. Yarı marı şeysin ama beğeniyorsun yani. Yüzü de vermemiş. Şey demedim abi. Hani yarı elfse yarı da insan şimdi, öyle düşün. Hani sen bunu evini falan şey yapmışsındır, gözetlemişsindir. Nerede oturuyor söyle bize de işimizi görelim. Abim hadi. Yüzünü yani, uğraştırmayın. Berkay'sın. Berkay'cığım bir intim şey... Low key intimidate alabilir miyim sen? Ben bunu düşünerek başlatmamıştım geyiği. Çok iyiydi bu. Bir low key intimidate alabilir miyim? Tamam, hard key intimidate oldu bu. Şey ya abi, hayır. Storylerini takip olmaz ediyorum. Öyle şey ama zaten evi de dükkanı abi. Hani dükkanın arka odasında, yani bildiğimden değil ama dükkanın arka odasında koyuyor. Tabii koçum, tabii anladık. Peki, nereye şey, çıktı en son? Bir şey diyeceğim, bu kadın gece çıkıyor mu evinden çok? O kadar bilmiyorum abi. Benim eşim var, çocuğum var. Ya yeme ya, bizi. Yıl kaç ya?
Böyle etik değerler oturmadı. 4719. Oturmadı da böyle etik değerler. Millet Han'da neler yapıyor. Görüyoruz her gün. Sen hayır. Şey yap. Yok bugün... ya gerçekten bilmiyorum abi. Bugün falan veri çıkmıştır be. İş arasında gözün ucunda görmüş. Uzun süredir görmedim. Anladım. Yani şimdi hani sokağa falan çıkınca bir yani gözümüz kayıyor. Hmm. Ama en son işte yangının günü falan gördüm herhalde. Kim bunu görür, bilir? Ne bileyim abi. Yani dediğim gibi çok vakur kadın. Çıkmıyor hiç. Allah Allah. Vakur dedi. Farkındasınız. Vakur dedi. Şüphelendim ben. Evet. Bir etki altında konuşuyor olabilir. Niye? Az önce karı dedi çünkü. Abi sosyal komentere geçmiştik hani. Pardon biz aramızda şakalaşıyoruz. Evet. Ya, bu kadar yüksek kontrastlı kelimeler kullanmazsak teşekkür ederim. Niye burada vakuru çok kullanıyoruz işte. Şey değil mi? Regional şey kelime. Biz surat vermeyene vakur deriz. Okey. Tamam seni de işinden alıkoymayalım. Belli ki çok işe yarar biri değilsin. sen yap neydi? At mı yapıyordun? Ne yapıyordun? At yapıyor. Atın altında işimiz olmaz abi. Katerin değiliz ne yazık ki maşallah. Ne yapıyordun sen? At arabası yapıyordun. şey kolay gelsin. ya geçmeyi at mı yapıyordun? Ne diyor? Ayrı bir konu bu arada. O zaman bu arada Enver şeyi yakaladı. Kültür adamın ne kadar kültür seviyesinin yüksek olduğunu yakaladı. Duydunuz mu? Ya bilmiyorum kaçırdınız sanırım. Ben kaçırdım. Şey dedi atın altında ne işimiz var abi? Maazallah Katerin değiliz dedi. hani vakur falan demesinde sorun yok yani. Tamam özür dileriz. Biz haksızız kesinlikle. Günahını aldık. Biz mühendislik eğitimi aldık o kadar. Zorunlu tarih tamam. Dersimiz vardı. Tamam canım. Tamam çok özür dileriz. Biz tekrar gidip kendimiz bakacağız o arkadaki odaya o zaman. Hı. Yani. Sana da oradan bir şeyler. Yok canım. Saçmalamayın. Ne? Ben bunu desteklemiyorum. Hatıra. Ya evi barkı var adamın yuvasını yıkmıyorum. Ben deniyorum işte. Evine barkına ne kadar sadık. Ne kadar vakur. Evi yıkacak ya. İyi o zaman kolay gelsin. Gittik biz. Santrifüj yapıyor musun? Yok abi o torka ulaşamıyoruz. Devam edelim. Devam et. Arkadaşlar elf olmayan gözlerim bir ev haneye tecavüz görüyor. Benim de bakalım. Hayırlısı. Ha. Biz böyle evin arkasının bu avlu kısmı var ya bak haritada. O avlu kısmından yaklaşıyoruz. Böyle hani evlerin arasında böyle bir boşluk tamam. Falan var. Çocuklar oynuyor falan. Aynen. Dur çocuğum şey yapma. Çocuklardan birine soruyorum. Bu kadın çamaşır asıyor. Aa. İşte bana ama öyle NPC koymayacaksın. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Kitap mı alacaksın abi? Evet. Sen okuyor musun abi? Lan... Elten insan ilgilen şu çocuklar. Ben çamaşır asan diyorum ben ya. Ben çamaşır asan kadının oraya doğru gidiyorum. Ne oldu bey evladım? Bey evladım? Hanımefendi ben siz nerelisiniz? Evet 10 katı yaşındayım. Biz buralıyız siz nerelisiniz? Biz de buralıyız. Aa siz yeni mi taşındınız görmediniz? Evet artık bir haftadır buralıyım. Aa Hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Ben sohbetinizi böldüm arkadaşımla. Hiç önemli değil. Hanlardayım şu an. Hazırdan yiyoruz. İş bırakıyoruz. Evet. Aa, duyduğuma göre sakın. Şu yan sokaktaki kitapçı çırağını kovmuş. Çırağını kovmadı. Çırağı hapse atıldı. Belediye binasını yaktığı için. Hapiste olmadığı için yerleri süpürüyor. O ama gücü mü yakmış? Yerleri de süpüremediği için hapse yolladılar 2 gün önce. Onun şeyi tamam ben çırağım. İş çırak olmak istiyorum ben. Nerede bulurum onu? Vox'un? Siz işinizi biliyorsunuz o. Yalnız o hanım apar topar gitti 3-4 gün önce. Olmaz. Nereye gitti? Bilmiyorum. Eşyalarını falan topladı. Ama şimdi böyle iş... Elinde notlar falan koştur kuzey kapıdan çıktı. Valla bilmiyorum ama bir yere başvur dedin sen bana. Gibi. Çıktığını biliyorsan dalga mı geçiyorsun ya benimle? Ya işte dedikodu geçiren de. Nereye gittiğini biliyor olman lazım. Kuzey kapısından çıktı.
kuzey kapısından çıktı gitti. Elinde böyle acele acele notlar vardı. Acele notlar. Ha, demek acaba şey mi? Acele acele toplanmış o elinde kağıtlar. Tamam. Şey, fikir yürütmeyin rica ediyorum. Nasıl? Bir dakika şimdi çırağı şey yakmışsa o mu yakıyor? O kesin emri o verdi. Siz, ha. Hayır. Dur Hatice teyzeye söyleyeyim hemen. Hatice teyze. Tamam. ben bizim grubu uzaklaştırıyorum. Hayır Ardil. Bu muhabbete burada giremeyiz arkadaşlar. Ardil burada bu kadının nereye kaçtığını biliyorsa bu dedikoducu Altın Güne ekibi biliyordu. Sormamız lazım. Görmüşlerdir. Bak bu muhabbete gireceksen senin sorumluluğun. Ben sorumlu kalmam. Ben koşuyorum, tıklatıyorum kapıyı. Ne oldu evladım? Hanımefendi, Hatice Hanım diye birinden bahsettiniz. Hatice arka komşu bizim. Tamam. Düzenli olarak toplanır konuşur musunuz Hatice Hanım'la? Evet, Hatice her şeyi. Çok güzel kısır yapar. Harika bir şey söylediniz şu an. Benim annem de çok güzel kısır yapar. Ben size kendime çok yakın hissettim şu anda. Ben size ne soracağım? Günler esnasında son haftalarda olan şeylerde kitapçı da kimle kaçmış falan öyle bir dedikodu yaşandı mı hiç? Ya şimdi bunu hani benden duymuş olma. Böyle etrafına bakıyorum. Ama biliyor musun o kitapçıyla uzun boylu uzun kulaklı falan ama. Evet. Şey diyorlar şu Turşu Cihan var ya. Evet. Onun sahibiyle bu diyorlar. Aa. Yok canım. Ay. Şaka yapıyorsun. Elin turşusu. Hayır ben bir şey demiyorum. İşte hani demiyorum artık. Ama hani. Yani gönül bu da. Hayır şey çünkü bir de çırağı da halfling. İşte sevgisi de halfling. Yani demiyorum şey, yani. Pedofili mi diyorsunuz? Halfling gibi diyorlar buna. Yani uzun boylu kısa seviyor yani herhalde. Tamam. Sonuçta bu bir şey değil yani. Ayıp değil. Ayıp değil, bir şey değil. Tamam. Ne güzel. Umarım biz progresif bir kasabayız yani. Gizlisi yapmasınlar geceleri, evlensinler. İnşallah. İzin vardır herhalde. Legal bir şey. Tabii canım. O. Greta Hanım biraz şey duruyordu çünkü. İlerici duruyordu. Yok. O işte şeydir. Beraber turşuları yani götürüyorlarmış. Zaten şey değil. Turşuyla eksiği kapatıyorlarmış. Buraya gitmemek. Hatice öyle diyor. Hatice öyle diyor. Hatice sen kötü bir kadınsın. Hatice ben değilim, ben Arzu. Evet ben Hatice'nin gıyabında söyledim Arzu ablam. Tamam. Ya Hatice ne oldu gün... yaptı? Okulu bitirdi mi? yok ya Hatice'nin oğlu işte o şeyle 3 ay önce gelen şeyle Half-Orc kız da kaçtı. ne Andoran'da demir ocağı işletecekler. Onun kabilesi mabilesi buraya sizi vurmaya gelmesin. Yok o kabileden kaçmış zaten. İşte tamam. Onun için diyoruz. Peşinden gelirlerse sizin başınıza iş olmasın şimdi. Ya şimdi yok. Töre möre yani hoş değil. Şey tutarız. Maceracı tutarız. Doğru sizde öyle bir şey var. Biraz aşağılamış hissediyorum ama okey. Ama biz maceracı değiliz. Biz değil, araştırmacı biz maceracı. Alelade maceracılar değiliz. Tamam Arzu ablam. Şeyi duydunuz mu? Ya. Bu işte geçen hafta gelen yani bunu şey dedi bizim işte şeyin kocası inşaatta çalışıyormuş. Bizim bizim Fatma ablanın kocası inşaatta çalışıyormuş. Tamam. Bir yangını durduramayan maceracılar durmuşlar inşaatı da sabote etmişler geçen hafta. Yok canım yapmamışlar. Çok böyle bir şey. Çok yanlış bilgi dolaşıyor Fatma ablanın. Yani bildiğimiz her şeye inanmayın. Ben tanıyorum o maceracıları ben gördüm. Bilmiyorum önce gitmişler inşaattaki yemekleri çalmışlar. Evet. sonra da işte şeyi iskeleleri falan sabote etmişler. Benim duyduğum kadarıyla ikram edilmiş yemekler. Soralım kim yapmış. Bunu biz araştırırız. Araştırırız ama çok bizden küçük bir adam. Sizin gibileri iyi ki gelmiş düzgün insanlarsınız. Evet. Hatice ablama da selamlar. Söylerim. Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için de. Evet. İyi bakın kendinize. Bir sonraki gününüze biz de katılmak isteriz. Evet. Tabii ki 3 gün sonra. Yalnız ne getiriyoruz? Gümüşle mi yapıyorsunuz? Keşke biz bakır topluyoruz. Ama şey lazım. Şimdi tatilde olduğu için bizim fırıncı güzel börek yapacak biri lazım. Ercü Bey var. Ercü. Aa,
börek benim uzun süredir yapmadığım bir şeydi ama o günden sonra hiç börek yapmadım. O günden sonra 88 yazından sonra hiç börek yapmamıştım. Şeye doluyorum. Madem ihtiyaç olursa flash kahramana ihtiyacınız var. Sen bir kartını ver Ercü. Buyurun bu kartım. Günlere börek yapılır yazıyor değil mi? Bu pardon silindirim. Ben silindir olarak bastırıyorum. Okey. Neyse, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bence biz yavaştan uzaklaşalım. Tamam. Bu kadın da kaçmış gitmiş zaten. Arkadaşlar, gece gelelim, evin içine bakalım diyorum ben. Evini aramak için de alabiliriz ben. Doğru, alabiliriz. Ama maceracılık izini almak mıdır? Hayır. Tamam o zaman. Herkes çok haklı. Şimdi bizim utanacak, gizlice yapacak bir şeyimiz yok sonuçta. Yani gizlice evine girme şeyi dışında. Yok, gizlice girmeyeceğiz ki. Öyle mi? İzin alarak mı gireceğiz? Yok, gayet. Soruşturmacıyız ya. Evet. Söyleyeceğiz. Bir gün araştırmacı maceracılar. Evet. Araştırmacı maceracılar olarak doğru. Biz o zaman takımı gibi bir giriş şey yolu arıyoruz eve. Bir şey diyeceğim. Evet, pardon. Evin etrafında bir tur attığınızda bir arka cam ve bir ön kapı dışında bir şey yok. Ercü? Evet, cam mı kapı mı? Arka cam kuyunun oradaki avluya açılıyor. Çocuklar orada top oynuyor. Ön kapıda sokağa açılıyor. Bence kapı biliyor musunuz? Bence de kapı şu an. Çocuklarla hiç uğraşamayız. Yani. Bu noktada kapı. Evet. Tamam. Ben son sözleri Ercü mü oldu? Ha, döndüm. Arada benim internet gidiyor. Ha, okay. Yani, kapıda tuzak, büyü. Öyle bir şeyler var mı? Bir bakabilir misin? Ben zaten onun kokusunu alıyorum Mars'a. Sende trap spotter mı var? Tabii ki. Şey yapmıştım ya, 15 farklı feat skill olarak değiştirip almıştım ya. Hatırlamıyorum. Şey aldım. General feat'ten Ancestral Paragon. Ancestral Paragon'dan Natural Ambition'dan trap spotter. Okay. Ya Ardil. Efendim. Rey'i telaffuz edemiyorum bazen, kusura bakma. Önemli değil. Ardi de derler bana. Ardi. Ben istemiyorum. Şimdi bu kadın kendi kaçmış diyelim. Evet. Bizim gerizekalıyı da biz daha soruşturmanın ortasındayız. Yer temizleteceğiz dediler. Orada bizim canımıza kastetmiş. Ona hadi bir şey demedik. Sigara izmariti temizliyordu sokaktan. İzgere birden götüresileri gelmiş. Hayır daha şey hayır böyle yaparız diyorlardı. Hiç işe başlamamıştı bu arada. Ya oraya yanlış anlayacağım. Bak bu gerizekalıyla ilgili yapılan herhangi bir şeyin hani kimsenin düşündüğünü düşünmüyorum. Arda kötü kokuyor. Hadi, yani bak, kendisi düşünmüyor. Başkası niye düşünüyor? Hayır zaten. Yani daha ben etrafındakilerin de düşünme yeteneklerini azaltan bir etkisi var bence. Bak bu olaya dahli olan pasif diyorsun. Bu olaya dahli olan bizden başka kimse kalmadı bu kasabada bak. Bizde mi uzaklaşacak? Bize patlayacak. Bize patlayacak. Ben artık yönetime de ne kadar güvenmemiz gerektiğini bilmiyorum. Ya, o çocuk niye gitti? Bu bir kalkışma girişimi. Ya Greta bir şey deme yapmadı ki şu ana kadar bize. Bize yapmadı da. Çocuk yakmış burayı diyoruz. Ben inandım açıkçası. Gerçekten hapishaneleri yoksa Icegra yollamaları mantıklı. Şerifleri niye var o zaman? Şerifleri ne yapıyor? Uzun süre tutmak için değil ki şeriflik. Kapı yani içeri mi açılıyor dışarı mı açılıyor? Daha teknik. Hadi konumuza dönelim. İçeri açılıyor. Güzel. Boş konuşmuşum kapıyı çalayım. Ha, o zaman kapıyı açmaya çalışacağım tamam. Ben etrafı böyle gözlüyorum bir. Ha, hani yükleniyor musun? Ha? Bayağı tekmeyi koyacak. Yok ben durum sakin ol. Ercü'nün çıkarken sen tekmeye kalkıyordun. Ercü durdurdu sanırım çünkü ilk zarı o attı. Sen atletik sanamadan. Evet. İlk zarı günahsız olanınız attı. Bir de stealth atsana. Stealth mi? Peki. Ha yani nasıl hani kapıyı açıyormuş gibi numara yaparak lockpicklemiş ol. Yok biz derdimizi anlatabilir miyiz? Fark etmez. Hayır istiyorsan yapma ben öneri olarak. Gerçekten. Bayağı. Biz bile fark etmeden tam ayağını kaldırırken aslında açıkmışım.
Çilingir haber alınamadı diye geldik. Çilingir araştırmacılar. Araştırmacı çilingir maceracılar. Bakalım oyunun sonuna kadar kaç title toplayacaksınız. Tamam. Abi daha önce girdiğiniz ana oda. Okey. Girip kapıyı kapayıp içeriği detaylıca arayacağız herhalde. Yani ben aynen şeyi yapalım. Bölümleri ayıralım. Şey, bunun bir yaşama bölümü varsa ben orayı aramak istiyorum mesela. Tezgahın arkasında iki tane kapı var. Üst kat yok, tek kat. Arkada mı dedi, pardon. İki tane kapı var. Ben iki iki bölüşüp arayalım o zaman. Okay. Şey var. Bir tanesinde staff only yazıyor. Hmm. Asamız olmadığına göre. Asamız. Ha. Sen söyle. İkinizden de nefret ederim. Hero point'im yok, alamazsın. Tamam, o zaman Enver hero point'ini kaybet. Enver'i kaybetmiyor, oley. Tamam. Bir tane yani şey ne denir? İşte tezgah var. Tezgahta işte kasa, defter, not kağıtları böyle bir işte. Ben o not kağıtları, kasayı falan bir kurcalayarak başlıyorum. Sakladığı bir şey, notlarda yazan. Kasa boş. İçindeki para alınmış tamamen. Şey var. İşte satım kiralama defteri var. Envanter listesi var. Böyle gizli bölmesi falan var mı kasanın? Kim arıyor onu? Bilmiyorum. Arayan kişi bana Perception Modifier'ını söylesin. Tabii ki söylüyorum. Ardil söyledi. 7. Yok, burada şimdi dördünüz daha dükkan ana alandasınız. Burada bir gizli bir şey gözükmüyor. İşte dediğim gibi şeyden alt raftan şey listesi, envanter listesi çıkıyor. İşte falan filan yani. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bu envanter listesini burada arayacak, anlamaya çalışacak kişi benim gibi gözüküyor. Siz diğer odaları arayın. Ben de oturup şunu okuyayım. Okay. Özellikle tamam. Şeyle ilgili bu buradaki Hell Knight Order'u ile ilgili veya Muangi işte bizim aradığımız kartla ilgili bir şey var mı listede? Listenin hızı yani 10 dakika kurcaladığımda listeyi diğerleri iş yaparken aradan çıkarayım şunu. Şey var. Yangından 2 gün önce şey yani bir eski bir şey var. Entry var. Şey ateş elementali parşömeni. Ne diyorsun? Hani tanıdık geliyor olabilir. Fire Mephit parşömeni. Summoning parşömeni. Lakin şey bu entry'nin yanında yangından 2 gün öncesine bir not var. Tarihli. Kayıp. Tamam. Hani envanter sayımında eksik çıkmış bu. Tamam. Ben bununla uğraşıyorken diğerlerine dönelim. Ya onun dışında gerçekten ilgi çekici bir şey yok. Girip arıyoruz herhalde. Hangi oda? Staff only yazan mı diğeri mi? Staff only. Staff only yazanı açıyorsun o zaman. Açtığın anda kapının şeyinden ne denir? Kapının çerçevesinden onlarca mızrak çıkıp kapı sana saplanıyor. Wow. Ama ben fark etmedim. Tutturamadın. Evet. Şey. Onlarca ama kaç? Bak. Onlarca. Ağaca kaç? Ağaca. Hemen söylüyorum. Eksi iki alayım. Tuzak rol mu? Çünkü düz ayaksın. 20 ağacı. Yani 18 oluyor. Tamam vurdum. Tuzak rock mu ne demek? Ben de şey... Ama bir dakika. Bir şey tuzağın mi? Seviyesi kaç? Niye? Deny Advantage diye bir özelliğim var. Okey. Ya gene de vurdum ama. Okey olsun. Yani atak roll 28. Belki kritik vurmamışsındır. Evet. Ha doğru, öyle bir şey yapabiliyordum. okey, crit olmadı. Dur, kaça kadar... Kaça kadar deny advantage diyebiliyorsun? Seviyeme kadar. Okey, o zaman kritik vurdum. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Daha kötü oldu sanki ama. 19, 25... 31... 36... 38... 41 hasar. Bir candayım.
Abi kafana, sağ kollarına, bacaklarına her taraftan 20-30 tane mızrak çapı. Bayağı senin kapının bir seni kapı yapıyorlar. Yeni kapı sensin. Aman. Acı içindeki çığlığın hepinizi oraya doğru döndürtüyor. Ben arkama dönüyorum. Ben, tamam mı? Böyle ama herkes patlamlar akıyor. Biraz kolumu zorla kaldırıyorum. Eltenin bir şey okuyoruz. Asansız mı açtın? Asansız açtım. Bu arada hemen devam etmeden Deny Adventures sadece creature'lara karşı çalışıyor. Ha, okey. Okey. Ben o zaman gidip hemen oturup seni sargılıyorum. Mumyalanıyorsun böyle. Deliklerine pamuk tıkıyorum. Ne? Geri et büyüğü. Ben sihirli, sihirli değil. Alchemical pamuk olur. Okey. Belki de büyümüyormuş. Çok da büyümüyor galiba gerçekten. Sen tek tane yapamıyor muydun direkt? Yapamıyorum. Evet, o yüzden direkt zar attım. Ha, direkt zar atmışsın, okey. Hayır, şey, heal zar attım. Okey. Bu ikisi uğraşırken Demze sen ne yapıyorsun? Abi ben Nordic'le uğraşıyorum çünkü çok fazla havlıyor. 10 tane mızrağın saplandığını gördükten sonra. Ha, okey. Tamam. Onu sakinleştirmeye çalışıyorum. İhtiyaç olursa gideceğim yani. Okey, o zaman 10 dakika. Sen Ledger'ı kurcalarken. Sen Nordic görüşüyorsun, siz ikiniz de yaraları hallediyorsunuz. Evet, ben... Tamam, sen dediğim şeyi buldun Atakan. Tamam. Ertan'ın ne bakıyorum? Ertan, dikkat et, ne yapıyorsun ya? Beklemediğim yerden geldi. Biraz adam ölüyordu yani, eleştirmesek mi konuşurken? Çalışmadığı yerden sormuş yani. Kapı. Kapı çalışmadığı şey, yerden sormuş. Etrafta bir asa var mı? Kapı açık şu an. Şeyler geri çekilmedi. Ha, okey. Yani tek seferlik tarafımız. Onları teker teker işte kırmaya falan çalışıyorum ya. Okey. Hayır, geçilecek kadar yol açmaya çalışıyorum. Bu arada tuzağın açıklaması çok iyi. Şeyler, mızraklar kapı çerçevesinden kapıyı açmaya çalışan kişiyi şişlemek için çıkar. Hani şey İngilizce yazılı şey bu skewer terimini kullanmışlar. Kebap. Kebap. Türkler yazmış. Ya işte teker teker kırmaya çalışıyorum şey. Tamam. Girelim içeri. Tamam yani hızlıca hallediyorsun. Aynen. Yani... Çok sağlam değiller. Okey, daha sonra giriyorum. Bakıyorum etrafa. Başka tuzak var mı diye. Okey. Atayım mı? Ben atarım. Artı 7'in var diye hatırlıyorum. 5 mi? Emel'in 8'di doğru. Evet. Ben bir Emel olamadım, özür dilerim. Şu sana şu Emel'e. Tamam. Yok, odada başka bir tuzak gözükmüyor şu anda. Dağınık bir araştırma odası, kitap ciltleri, işte iksir şişeleri falan, böyle ilginç bir oda. Şeyler falan var mı? Notlar, duvarda asılı notlar. Kütüphane falan, falan var mı? Ha, duvarda asılı notlar. Hemen duvarda asılı notlara gitmem lazım. Yani şöyle, notlar, duvarda asılı notlar derken bir mantar pano var. Tabii ki. Ama şey, şeylerde ne denir? Raptiyelerde kağıt parçaları var, koparılmış notların tamamı. Hmm. Peki. O da dağınık bayağı. Bir yere bakıyorum masa. Hani bu pano etrafına. Yere düşmüş kağıtlar var mı panodan? Bir odayı genel bir ararsan istersen okay. Öyle ya çözelim. Oraya tek. Gideceğim. Ya hızlandıralım. Bir tamam. Perception atsın. Yani odayı arayacak, bu odayı arayacak olan kişiler perception atsın. Ben de atıyorum. Perceive. Ben atamıyorum. Benden bugün bir şey beklemeyin. Max en yüksek 3 atabildi Atakan. Tamam Demize'cim. Atakan sen şeyi buluyorsun. İksir alembiğinin falan olduğu yerin altında bir çöp kovasında yanık küller buluyorsun. Yani bazı notlar yok edilmiş kasıtlı olarak. Bu kesin. Sen ise şeyi fark ediyorsun. Masasının üstündeki kağıtların bazılarında şey var, iz var. Ne izi? Kalem kullanmış, kömür kalem kullanmış. Kağıtta şey var, böyle göçükler var. Uğraşsam biraz üzerinden geçsem falan o metni yeniden oluşturabilirsem de tam olarak onu yapabilirsin. Okey. Büyük bir ihtimalle bir haritanın üzeri altındaymış bu kağıtlar. Hmm. Çünkü öncelikle bir sürü yere çarpılar ve yuvarlaklar ve küçük küçük
küçük notlar alınmış. Küçük notlar okunacak gibi değil bu şeyde. Hani o kadar çünkü ince bir yazı mümkün değil bu o günün teknolojisinde. Okay. Lakin bir yer çok şey kapı gardiyanın yolu diye not almış bir yere ve böyle 3 kere falan yuvarlak içine almış. Kapı gardiyanın yolu. Kapı çizgi gardiyanın yolu. Tamam. Deyip yuvarlak içine almış. Aynen bunu yazmış. Ve sen bunu sesli söylediğinde bunu duyan kişiler society atabilir. Gardiyanın yolu bu buradan geçen bir ya da savaş loru falan olan varsa goblin kanı savaşları loru garip garip lorlarınız varsa. Daha loru saçma mı? Yok o konuyla alakası o. Sanat loru. Savaş art of war loru varsa olabilir. Sun Tzu'yu okudum sayın. Tabii sanat. Savaşmak sanatı. Siz sanırım ikinci kere healing mi atıyorsunuz bu sırada? Evet. At onu sen bu arada. Yok abi sizin fikriniz yok neresi, ne oldu hakkında bu gardiyanın yolunun. Eltenine bir healing de ben yapabiliyorum diye biliyorum. Olmuş ama zaten her 10 dakikada bir deneyebiliyor. Ha okey. Yani, yani sen de bir tane de atabilirsin aslında sen de. Aynen. Benim artı 9'um var bak 28 geldi. Aa tamam crit dedin ne güzel. Crit success 4 de 8. Ben critleyemiyorum. Tamam. Üçüncü ameliyat yapılırken şeye Eltenine şeyle siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Ben mi? Sen ve Enver. Şöyle zaten az önce Enver fark etti o çizimleri sanırım. Hayır. Soykan fark etti. Soykan fark etti. Hani üstünden geçtim bıraktım hani çünkü anlamadım kapı gardiyan falan. Yani kapı gardiyan anlamadım da şey diye düşünüyorum. Belki bu odada bunun ne olduğunu anlamamızı sağlayacak başka şeyler vardır. Kitaplar, notlar vardır. Hmm. Notlara dalıyorum. Okey. Yerdeki bir alembikten bahsetmiştin. Ben ona yakından bakabilir miyim? Şeyde masada. Bir iki masa var. Bir çalışma masası var. Bir alembikli masa var. Alembikli masaya bir tamam. Göz atacağım. Ne var ne yok. Basit alchemical işler yapılmış. Şey belli mi mesela? En son ne yapıldığını çıkarabilir miyim? Evet. Crafting atabilirsin bunun için. Tabii ki. Onduk sattı sanırım. Kaliteli bir healing potion yapılmış burada. Bir şeye hazırlanmış. Acaba kaleye geri mi dönüyor? Hani kaliteli. Ama kuzey kapıda mı biz kaleye gidip geliyorduk? Hayır. Siz doğu kapısından çıkıyorsunuz. Doğu, okey. Bayağı ayrı. Kuzey kapısı literally şurası. Hani. Ben bizi kandırmak için de pek bulabildim mi peki? Başka? Ne? Notlarda o yol hakkında bir şey bulabildim mi? Yani şöyle bir şey var. Hani öyle bir şey vardıysa da yanına almış ya da yakmış. Nasıl diye. O zaman şey deneyebilir miyim? Buranın bir kütüphane kısmı var ya. Evet. Orada bu muhafızın yolunun bir coğrafi kitap bir şey bulup. Tamam. Şeyi tekrar atmana izin vereceğim. Society'yi tekrar atmana izin vereceğim bundan. Okey. Şöyle. Abi şöyle garip bir hani coğrafi kitaplardan bir şey çıkmayınca askeri tarih kitaplarına bakıyorsun biraz. Hmm. Ve Goblin Khan'ın savaşları hakkında yazılmış bir romanda bu isme rastlıyorsun. Goblin Khan'ın savaşlarında kullanılmış buraya yakın bir şey military outpost. Gardiyanın yolu. Peki konumu hakkında bir şey var mı? Roman olduğu için yok. Bunu soruştururuz. Belli ki bilinen bir yer ama, değil mi? Yani belli ki önemli bir şey ki romanda geçmiş. Evet. Aynen aynen şey işte kahramanımız işte yani romanın kontekstinde şey
kahramanımız buradan buradaki mağaralarda ki şeylerden mühimmattan iksirlerini falan yenileyip 20 tane goblini indirmeye şeye tekrar dalmış. O sırada buradaki asker kızlardan biriyle hatta arasında romantik bir şeyler falan oluyor. Romanın ilerleyen. Okey, roman çünkü. Peki bu hani ben şimdi sanırım şeye girdim. O Stefan'la olmayan odaya girdim sanırım. Ha yok. Satılan kitaplar arasındaydım. Okay. Peki o Stefan'la olan odada ne var? İşte staff only olan odayı anlattım zaten. O, az özür dilerim. Staff only olmayan odada ne var? Kapısı gitti. Ercü. Okay. Tamam tamam. Geldim. Zaten şu anda şey ameliyat yapıyor. Demze ameliyat yapıyor. Aynen demze ameliyat yapıyor. Sen koltuğa oturdun abi. Seni sağa sola ameliyat ediyorlar. Evet, peki bir şey diyeceğim. Ben dışarıya buradan mumya olarak çıkarsam intimidate'ime bonus alabilir miyim? Sadece Mısırlılara karşı. Okay. Ben açmaya çalışıyorum. Ne oldu? Açmıyorsun ama kilide de zarar vermiyorsun. Ama böyle elin azıcık kaysa, azıcık daha kaysaydı böyle kilidi açılamaz hale getirecektin, farkındasın. O şey okay. Sanırım ya, lockpick'i kırılıyor gibi bir şey mi sanırım? Yok, şey kilidi yani kritik fail'larından biri T1'nin mekanizmayı bozuyor. Mekanizmayı bozuyor. O zaman bir daha sakince deniyorum. Yok ya, kilit bayağı zorlu. Kadın kaliteli kilit kullanmış. Ama bu benim şeyimi, şevkimi kıramaz. Devam edeceğim. Mello diyorum ben. Üçüncü de Mello ile beraber açılıyor. Bonus gelsin. Evet, Mello'dan gelen bonus. Ar değil. Bitti. Yanındayım zaten. İzliyorum seni. Emel hero point'ini gerçekten kaybet. Ya. Evet. Yatak odası. Burası da dağınık, yatak falan yapılmamış. Şeyler ne denir, çekmeceler açık bırakılmış falan. Hatta yani o kadar klişe ki kasıtlı mı yapılmış seviyesinde. Kasıtlı mı yapılmış Arcu? Kasıtlı mı? Kasıtlı o seviyede. Yani benziyor. Bir araştıralım etrafı. Senin gözün keskindir. Bir elf gözü kadar olmasa da. Yani odanın ilginç şeylerini açıklayacak olursam işte biz şeyin yatağın başucunda işte böyle içinden bazı sayfalar çıkan bir kitap var. İşte not alınmış gibi yani şey, çok kullanılmış gibi hani böyle ciltten sayfalar kopar ya. İşte ne denir şey, devrilmiş sandık var, yerde birkaç kıyafet falan var. Dağınık yani, şey liseli odası gibi. Yani özel, ne bileyim böyle yatağın altında falan. Çok klasiktir. Dolabın arkasına. Biz anlatalım. Bu arada şu anda yarım saatten fazladır evdesiniz yani. Evet farkındayım. Yatağın altına şey çıkıyor değil mi? Halfling Mantle falan. Atakan, sen bir 15 dakika falan aradıktan sonra komodinin arkasındaki bir scroll kutusunu buluyorsun. Bakın ne buldum burada. Tam bir parşömen kutusu. Saklanmış benziyor. Durumda yani. Büyük bir ihtimalle almış. Tahmin et ne yapıyorum İçinde... açıp. Read Magic. Evet, yani arkana atayım mı? Listende olanları otomatik gördüğün için ve bunların hepsi senin listende olduğu için hepsini tanıyorsun. Hepsi. Okey. Hepsi kelimesi hoşuma gitti. 4 tane. Dağılmadım onlar. Nedir bunlar? Ben hemen gidiyorum. 4 tane dedim bir de. Hemen gidip evinin etrafında bir tur atsana. şey, Asitero. Not alır mısın? Evet alıyorum. False Life. Ooh. Obscuring Mist. Asitero, False Life. Obscuring. Yanlış yaptım. Ve Touch of Calmont. Touch of Calmont. Güzel. Bak, Touch of Calmont yazıyorum. Düz dünya iksiri geldi değil mi? Ben bunlar bayağı güçlü büyü parşömenleri ha. Evet.
Touch of Kalmont'u sevdi ama. Touch of Kalmont çok iyi değil mi? Evet evet. Ben bir an bir an anlamadım ne demek ya falan diye. Kalmont, Kalmont. şey, bunlar bayağı güçlü bir parşömenleri. Bayağı güçlüler. Evet. Evet. Ben çok hatta anlamıyorum. Hatta sanırım bu bizim gerizekalının. Yok, Touch of, ya tabii ki Touch of diyorsun ama evet. Abi yok, Touch of Kalmont artık. O bitti, o geçti. o şeyi çoktan mı? O treni kaçırdın mı? O tren geçti yani artık. Şey değil mi artık böyle? Kalmont'u orada onu Kur'an nasıl kitabına geçirebiliyorsun değil mi? Sanırım şu an tam olarak ona bakıyorum. Exploration taktikmiş kendisi. Evet, geçirebiliyorum. Tamam. Price'ı var, typical DC'si var. Öyle şey yapıyorsun. Tamam. Şey mi diye düşündüm, downtime eventi mi diye düşündüm. De, aa, artık ama tekten yok. Assurance var. Evet. Assurance'ın yoksa arkana da. Zar atmak lazım. Yes. Okuyayım. 1 saat per spell level gene. Evet, ne kadar güzel Türkçe konuşuyoruz. Evet. Material saat başı. Komponent gerekiyor. Skill check'ini atıyorsun. Success'te öğreniyorsun. Critical Success'te yarı materyal harcayıp öğreniyorsun. Failure'da materyal harcamıyorsun. Ve level atlayınca tekrar öğrenmeyi deneyebiliyorsun. Parşömen, Critic Fail'da parşömen de harcanıyor sanırım. Critic Fail'da materyallerin yarısı harcanıyor. Parşömen? Parşömen bu sanırım kitaptan geçirme kuralı gibi. Parşömen hiçbir şekilde harcanmıyor da olabilir bu arada. Hiçbir şekilde hani harcanmıyor galiba. Çünkü şeyde yani şey demiyor. Parşömeni harcarsın falan demiyor. Magical writing olarak elindedir. Mesela spellbook veya scroll olarak diyor. Okey, tamam. Aynı demek istiyorum ki parşömeni harcatmıyor. Güzel. Aynen. Great. Nereden baktın buna? Casting'den mi? Arkana'nın skill'in içinden mi? Learn a spell diye bir aksiyon var. 238. sayfada. Parşömen çok bulması zor bir şey değil ama zaten değil mi? Değil. Alp hoş geldin. Bunlar görece seviyemize göre yükselen. İkinci seviyede bu kadar yüksek, yani neyse bu kadar çok parşömen çıkması şey, okay, iyi yani. İyi. Biraz daha baksam şey oluyor çünkü normalde işte iki tane ikinci seviye, üç tane birinci seviye falan gibi dağıtılır normalde. Okay. Ya istiyorsan kitabına şey, kitabı açtım Emer, ben pleb değilim. Burada böyle. Atakan'da da olması lazım kitap şu anda. Arkada ya, şu an şeyden bakıyorum ben. AOMPRD'den bakıyorum. Tamam. Ege'nin kitabı tabii o. Buradan Ege'ye selamlar. Evet, Ege'ye selamlar. Bu arada benim kitabım geldi mi Atakan? Beşir dördüm. Hayır. Gelmedi miydi? Okey. Yani bir ara gelecek o. Ne okay zaman bilmiyorum. İkinciye Beşir dört söyledim. Şöyle bir şey koymuşlar. Spontane caster yok sanırım şu an partimizde de. Spontane caster'lar da spellbook'tan veya scroll'dan öğrenebiliyorlar. Ama büyü değiştirmeleri veya işte level atlayınca aldığı spell'i o yapmaları falan gerekiyor. Şeyde listeyi alıyor sadece. Evet. Yani şeyden bu. Uncommon veya rare spell'leri öğrenmelerinin önünü açmak için. Atakan bu arada şey, bu hafta gelmesi bekleniyormuş. Okay. 15'ine. 15'inde bu cuma gelmesi bekleniyormuş. Aklında olsun, şaşırma. Okay. Tamam. Amerika'dan geliyor. Tamam. Tamam. Okey. Tamam o zaman. Sen bunları şeyden, General Store'dan mürekkep alıp şey yapabilirsin istersen, öğrenebilirsin istersen. Okey. Yani mürekkep değil aslında bu arada. Onun açıklamasını da şöyle değiştirmişler. O harcadığın şey, işte biz magical ink diyorduk ya sürekli. Onun yerine şöyle diyor. Sen işte farklı materyaller kullanarak bu büyüyü anlamak için deneyler yaparsın. Tamam, çok daha güzel. Daha iyi olmuş bu arada. Evet. Evet, ne yapıyorsunuz? Şimdi peşine mi düşelim? Evin altını üstünü getirdiniz. Evet. Daha fazla bulunacak şey şimdi yok. Öncelikle bu büyüleri öğrenmem benim için güzel olur. Hem bir tek şey, başucundaki kitaba da sen bilgi göstermiştin. Yani kapanladığını söyleyeyim sadece. Spesifik bir adı var çünkü. Breachil, özgürlüğün şeyi. Outpost'u. Outpost'un Türkçesi ne? Karakol. Özgürlük karakolu Breachil diye bir kitap. Evet, böyle karakol kelimesinin Türkçedeki şeyiyle. Evet. Tam öyle karakol, evet değil. Evet. Yok anladın. Yani evet, ne kullanımında kullandığını anladım. Beğendim. Evet. Özgürlüğün Karakolu Breachil diye bir kitap. Ha, okey. Çok ilginç. Şöyle, bu şeyi araştırabiliriz.
Gardiyan'ın yolunu bir soruşturabiliriz dışarıda. Ondan sonra biraz dinlenelim. Hem ben uzun süredir... yok yok şey dedim. Kışta daha iyi bir çeviri olabilir mi geldi de hani konuyla alakalı diye. Senin tavsiyonu uyuyorum. Chat'e çok da damlıyorum da kışta bayağı şey barracks. Hani Altos şey burada hani uzakta orayı kontrol duran eden aynı nokta, zamanda aynı, falan. İşte bilme sınır karakolu denir ya o anlamdaki karakolda evet, evet, kullanılıyor. Şey polis karakolu anlamında değil. Evet. Bir yandan temsil de ediyor orayı koruyor da falan bir şeyler. Okey. Yani şimdi peşine düşebiliriz ama burada iki şeyimiz var. Seçeneğimiz var. Gidip Guardian'ın yolunu öğrenip direkt oraya gidip soruşturabiliriz. Ben yine Greta'ya gitmeyelim diyorum. Zaten bize takılın dedi yani. Bir şey diyeceğim. Ben şu büyüleri çalışsam çok güzel olur. Sen hallet onları okey. Bugün başka hani aksiyona gireceğimizi düşünmüyorum. Siz yo, araştırmalarınızı halledin. Ben şey dedim, kahramanın yerinde miydik? Evet. Ne? Lüks olan mekandaydı. Lüks olan mekanda kalıyorduk. Evet, kahramanın yerinde. Aynen. Ha, evet. Kahramanın yerine şey, gidip yüce birisi olan. Biraz şey yapacağım. Bu büyülerime çalışacağım. Hem... Tamam, biz de şeyi Guardian'ın yolunun yerini öğrenelim. Okay. Ondan sonra oraya gidelim. Ben de gidip bir uyusam mı? Olur. Diye kafamdan geçirdim böyle. Bir... Biz Ercü'yle hallederiz onu. Bir saate hallederim ben seni. Hallederim ben seni çok kötü yandım. Olay bir saate hallolması değil. Travma yaşadım. PTSD'nin iyileşmesi lazım, tamam mı? Dinlenmek akşam istiyor. Yemek olarak çöp şiş getiriyor. Hayır hayır. Bu benim böbreğim falan. Evet. Tamam, hızlandıralım. Sen Atakan büyülerine çalışıyorsun. Kalanlar küme... Yani ne yapıyorsunuz? Biz Ercü'yle nereye gitsek aslında ama onu konuşmadık. Bunu kim bilir? Greta'yla konuşacağız dedik. Ha, yerini o bilir muhtemelen değil mi? Şeyin. Ha, sorsan. Kime? Arzu abla bilir mi? Arzu abla bak kuzey kapısından çıktılar dedi. Ona bir sorabiliriz. Arzu abla'nın bilgisi var. Arzu abla her şeyi biliyor abi. Gerçek muhtar o. Ercü gidelim mi Arzu ablaya? Ben onu anneme çok yakın buldum. Yok ama Arzu Hatice abla şey yapıyor, kısır yapıyor. Ha pardon, özür dilerim. O zaman Hatice abla anneme yakamadı ama Arzu abla'ya gidelim. Arzu abla şey okumuştur. O da roman okumuştur da romanda yeri söylemiyor. Tamam ama o çevreyi biliyordur. Bileyim eşi orada bir işe gitmiştir, gelmiştir. Kayınpederi falan orada dövüşmüştür. Falan. Evet. Çok fazla seçenek var. Ya da işte Hatice ablanın oğlu gitmiştir, görmüştür, gelmiştir. Benim kafam yattı buna. Bunu yapalım. Çok pratik falan olacak. Tamam, gidip Arzu ablanın kapısını çalıyorsunuz. Aa, geldiniz. Arzu ablan, rahatsız ediyoruz. Tam yemek yapıyordum diye. Yok. Şey, ellerini temiz şey yapıyor. Elindeki unu böyle şey yapıyor. Sirkeliyor, dışarıya. Ama ya tokuz dedim de. Öyle bir koku geldi ki. Buradan. Aynen. Ercü, hızlıca yiyelim. Tamam. Ay, buyurun buyurun gelsene. Az önce rahatsız etmiyor şimdi eşin ya, çocuğun. Yok ya, şey. Şey yaptım ya, çok güzel ufalama çorbası yapıyordum. Ufalama çorbası. İlk defa duydum, tamam. Hayır, yapılır ya şey, unlu köfteleri böyle yuvalama, özür dilerim. bizim orada ufalama derler. Doğru. Siz eziyorsunuz daha kıymaları. Aynen. İzgiraz. Ya. Tüm flow'umu bozdum. yok ki. Ne oldu? Ne yaptınız? İş bulabildiniz mi? Abla şey, hallettik işi. Artık soruşturmacı, araştırmacı, maceracılar olarak Greta Hanım'ın emrinde çalışıyoruz. Aha ne güzel. Evet. Yani köyde bir sıkıntı olur. Kasabada bir zil çalar, bir şey olur. Bizden yani. Seni kimi çalıyor? Evet ama arkadaş muhtemelen şey yapayım. Ondan sonra efendim bir yandan yerken birkaç soru biz size sormak isteriz, rahatsızlık vermezsek. Aa, otur otur. Devam Mahmut gidelim. Misafir var, üstüne bir şey giyiyor, bağırıyor içeri. Hayda. Arkadan Don Atlet bir dayı çıkıyor. Don Atlet bir dayı koridoru geçiyor diğer tarafa. Kafa selamı eğer görürse veriyorum. Göz temasından kaçınıyor. Tamam. sizi yemek masasına alıyor. Hı-hı. Yalnız çorbanın 15 dakikası var. Tamam, o sırada konuşalım o zaman. Müsaitsin.
yani diyor. Şey Mahmut geliyor. Şimdi pardon daha... pardon özür dilerim diye. Hanım misafirler kimler? Şey işte bu köye gelmişler araştırmacı maceracılarmış işte araştırıyorlar falan. Ben Demze. Tabii ki bana kalkıyorum. Sormaya gelmişler. Çok tatlı da bir köpekleri var. Onu dışarıda bıraktım şey olmasın evet. diye. Ben Demze Mahmut abi. Ercü arkadaşım. Ben doktor. Ercü efendim. Merhaba. Ercüment. Doktor Ercü. O doktor musun? Tabii. Tabii tabii. Aa ne güzel ne güzel. Eğitimli adamları ötürüm. Severim. Ben de biz de bizim kızı şey Andoran'a şey eğitime yolladık. Tamam. Şimdi abi yanlış anlamayın. Biz geçen gün denk geldik bu bahçede. Bu Vox şeyini Vox Hanım'ı araştırıyorduk. Arzu abla da şeyden bahsetti. Nasıl kulağı kesik olduğundan, çevredeki her şeyden nasıl haberdar olduğundan kendisi ve arkadaşlarına bahsetti. Arzu içeride bu arada tabii. Hemen şöyle konuşuyor. Dolayısıyla ben de korkuyorum şimdi, bazen bu kadından. Çok yanlış, çok zeki ama. Çok akıllı bir adam. Kızı da ona çekmiş işte. O yüzden iki tanesi olmazdı. Yolladık ona eğitime. Maşallah. Maşallah. Okey, bunlar hep gelişecek ileride. Biz şimdi artık Greta Hanım'ın emrinde çalışıyoruz. Soruşturmacı, güzel, araştırmacılar olarak. Şöyle bir şey soruşturmamız gerekti. Guardian'ın yolu. Bizimkilerin çoğu bundan 20 yıl önce bizden savaşa giden erkeklerin hepsi hepsi demiyorum ama çoğu orada durdu. Adı nereden geliyor biliyor musunuz? Hayır. Ya çok zor değil. ticaret bu kuzeyden bizim şehre gelen ticaret yoluna ormandan önceki son koruma karakolu olduğu için. Yolun gardiyanı demek yerine gardiyanın yolu demişler. Tamam. O peki hala aktif bir yer mi orası? Yok canım savaştan sonra kim ne yapacak? Allah'ın unuttuğu yerde. Bina duruyor mudur ama yani? Bina dediğim bir şey yoktu ki. Bir derme çatma bir komutan şeyi yapmıştık. Oraya valla bizim oduncu Mehmet Usta falan kendi yapmıştı şeyi. Binayı. Kapı falan var mı orada? Andoranlı züppe bir komutan vardı. Şey istedi. Ben mağarada kalmam falan dedi. bir şey yaptık. Oraya bir bina yaptık. Küçük. Birkaç böyle ağaçlara gözcü kulesi dikmiştik. Mağarayı da işte konaklama ve şey için depo için kullandık. Ne güzel oldu. Bak Arzu ablayla konuşmaya geleceğiz. Mahmut abi orayı gören biri çıktı Ercü. Bizim kasabadaki herkes bilir orayı ya. Allah Allah süper ya, muhteşem. Muhteşem. Peki hiç oralarda böyle hani özellikle yapılmış falan bir işe yarayan bir kapı bir şey var mı? Yo işte dedim. Hani Guardian'ın yolunun kapısı diye bir şey biliyor musun? Yok. Yok. Normal kapı. Tamam. Hayır yani bir kapısı mapısı yok. Mağara işte mağaranın içini şey yapmıştık. Doldurmuştuk. Tamam abi. Geniş çok... mağaraydı. Teşekkür ederiz valla çok yardımcı oldun. Biz bir oraya bakacağız da. Hani sana da ardımızdan gelip öldüysek en son nereye gittiler diye soran olursa Guardian'ın yoluna bizde. Tamam. Yani, umarım şey tekrar yemeğe bekleriz ya. Tamam, hiç olmaz yani yemeğe. Ölmek vermek falan. Saçmalamayın. İnşallah. burada bu eve ölüm bölüm lafı girmeyecek. Hayırlısı bir dahakine elimizde börekle gelecek. Evet. Vallahi şey... Arzu ablaların börekçisi sakatlanmış galiba. Yok şehir dışında. Şehir dışına çıkmış. Ercü onu. Ben yaptım. Ya, hanıma diyorum bir çiğ börek yapmak o kadar zor mu? Kat diyeceksin şey yapacaksın ama benim de mutfağım yok ki. Çiğ börek zor abi. Yok ya peyniri koyuyorsun içine pas yağ atıyorsun. Öyle değil onu. Şey yapacaksın. Şey olmaz. Şişireceksin onu. Kabartacaksın onu. Neyse işte. Neyse. Tamam çok teşekkür ederiz Mahmut abi. İyi bakıyorsunuz kendinize. Bir ihtiyacınız olursa araştırmayı soruşturmayı. Nerede çalışıyordunuz abi? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Geçinebiliyor musunuz? Nereden emeklisiniz? Bizim eski şey... ALS falan dese ya ne yapacağım? CMA'dan emekliyim. sağ olsunlar savaştan sonra İzger hükümeti bize para yoldu. Üst primden de yapıyorlar. Ben savaşta yaralandığım için. Gazisiniz siz. Evet. Gazi maaşı alıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yani Gazi mi? Gazilere böyle bakıyor devam ediyor olmaları bu şeye. Minnet duygusunu yani, devam ediyor oluşu gibi. İzgin hükümeti belediyeye toplu para yolluyor. İşte savaş zamanındaki şeyler için
bir belediyede biz bunu neye kullanacağız diye dağıtıyor. Halka dağıtıyor. Savaşanlara dağıtıyor. İyi iyi. Ama kaslı maslısın yani. Belli ki iş ya, yaptın. Yok işte göbek yaptık ya. Atlet falan. Normal abi. Bir yaştan sonra normal. Bir de mis gibi de kokuyor Arzu ablanın yemekleri. Biz kaçalım. Ya yemeyecek misiniz diye şey Arzu abla kazanla geliyor. Hemen hızlı hızlı ayakta atalım onları. Evet. Abi, görev ikinci, bekler. Hızlı yediğini görünce ikinci çaktırmadan ikinci kepçeyi koyuyor. İkinci de hızlı yiyorum. İkinciyi daha hızlı yiyorum. Tamam. Okay. Hava kararttıktan sonra çıkıyorsunuz. Eline sağlık abla. Görüşürüz. Haşere sorunu falan bir şey olursa bana gelin. Bende arsenik falan var yani. Arsenik var. Var gerçekten. Ya bizim şu bahçede gürültü yapan çocuklar akşam uyutmuyor falan diyerken siz kapıyı kapatıyorsunuz. Haşere sorunu diyeceğim. Arsenik diye reklam. Valla sokakta çöp toplatırlar çocuk mucuk öndürürsen. Çok kötü yaparlar. şeye gittik. Buluşma. Han'a gittik. Tamam Han'a gidiyorsunuz. Okey. Şöyle. Kaç saatim var Metin benim? Çok. Tamam o zaman ben bir yandan scrollları incelerken bunlara diyorum ki ya biz bir şeyler bulmuştuk onları kasabada satabilecek misiniz? Satarız. Kolyeler tamam o zaman satarız deyince direkt şey scrollara geri dönüyorum iyi o zaman diyor. Tamam. Sen olamazsın. Birazcık fast forward diyorum. Evet. Yarını da boş geçelim isterseniz. Okay. Çünkü hava karardı. Siz yarın öğlene kadar elinizdeki malları çıkarıyorsunuz. Atakan sen büyülerin zarlarını at bana. Okey işte kaç tane şey yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Spell başına 2 saat sürüyor değil mi? Bunların hepsi 2 level spell'ler. Öyle ama şeyde başka büyüler de bulmuştuk. Kalede. Ya bu akşam 4 saatin var. Öyle söyleyeyim. Okey tamam o zaman ben bu akşam bir şeyle Asidorov'la bir Dark Vision öğreniyorum. Zarlarını atalım. Evet kesinlikle şimdi onu yapmaya çalışıyorum. Tamam ben DC'leri açtım. 2 level'lar değil mi ikisi de? İkisi de 2 level. Tamam şöyle, 12 gold harcadın. Kaç gold'luk materyal aldın dükkan kapanmadan? Hemen onu kontrol ederim. Kaç param varmış onu bir göreyim önce. 10 gold'um varmış. Oraya addendum yapıyoruz o zaman. Dark Vision öğrenmiyorum. Magic Missile'lık alıyorum. Okey. Belki crit atarsın. Belki crit atarım. Şimdi birincisi kim şey. Önce Asidorov. 2 saat. Önce Asidorov. Hadi bakalım. Arkana. İyi. Öğreniyorsun. Tamam. O zaman bu da Magic Missile. O zar bug'ını çözmüşler herhalde de Roll 20'deki. Ama Magic Missile'ı öğrenemiyorum. Wow. Ve bir gold'luk malzemeyi piç ediyorsun. Evet ve Magic Missile'ı öğrenemeyeceğim. Bu level'ı öğrenemeyeceğim. Aynen. Yüzücü. Evet. Yani şey ikinci seviye için kaç para harcadım? Toplam 7 gold harcadın. Okey tamam. Bugün böyle. Tamam. Yarın malları satıyorsunuz. öğlene kadar işte malları sattınız, kahvaltı ettiniz, çantalarınızı tekrar topladınız. Alışveriş yapmıyorsunuzdur diye varsayıyorum. Ben bir şey soracağım. Buralarda hani kullanabileceğim alkemi lab tarzı bir yer var mı? Bir tane biliyorsun. Nereye? Ha. Doğru. Orası var. Lab orası. Hani... Tamam. Alışverişte bana Erata'dan gelen 2 gold mu? Çok mu geç olmuş? Ha? Yok yok. Tamam. Erata'dan gelen ne diyorsun? 2 gold indirim mi kazanacaksın? Evet. Alchemist Souls 5 gold'dan 3'e indi. Nerflendi. Şeyde 2 gold buluyorsun. Kadının alkemi tool'ları içerisinde. Harika. Güzel. Okey. Öyleyse şey yapalım mı? Sen daha fazla spell öğrenecek misin? Param yok. Ha, bir şeyler sattılar. Sattık da onun hesabını şimdi yapmayalım bence. Tamam. Belki sonra atarım. Belki atmam. Şöyle bir şey var arkadaşlar şey yapmak için kullanmak isteyen olabilir. Artı bir halberd bulmuşuz. Aynen. Onun birinin silahına aktaralım. Onu yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ama para hesabını sonra yaparız diye. Sonra da bırakabiliriz. Aktarırız diye zaten almıştık evet. Evet. Ya okay. 30 gold'luk şöyle hızlı bir çözüm var. 30 gold'luk banner'ı satıyorsunuz. Okey. Okay. 30 gold'a mı satıyoruz? 28 gold'a satıyorsunuz. Tamam. 28 gold'a sattık.
Şey, bunu aktarmak kaç paraydı Berkan? 3,5. 3,5 kod mu sadece? Aktarmak 3,5. Aa, okey. 0.35. Tamam. O, kullanmak isteyen var mı peki artı birlik bir sıra? Şey, Demza? Demza değil, şey. Yo, yani, Demza da olur. Ok var bende. Nordia takarım. Abi bir şey diyeceğim. Nordia zırh kurallarını attım, gördün mü? Evet, gördüm. Nordia zırh alabilirsin istersen, 30 gold falan da. Var mı paramız o kadar? Ben yani şimdi karşılamayalım. Ben onu bir haftaya şey yapayım. Tamam, 28 evet. Gold havada paramız var. Şuraya 28 gold yazıyorum. Dursun. Haftaya geçerken harcarız bunları. Tamam. Tamam. O zaman ne yapıyoruz arkadaş? Yani şey bu... Şeyin yolunu yerini anlattı bu arada. Kuzey yolundan evet, çıkan 6 mil gidin solda. 6 mil yaklaşık olarak yarım günlük. Yarım günden biraz daha uzun bir mesafe yansıtıyor mesela bir direkt. Evet. Bugün çıkarsanız hava kararınca varırsınız. Yani kalenin altını da tamamen bitirmedik ki onun için biraz şey yapıyoruz. Evet. Orada da kültistler var. Kadın zaten 3 gündür gitmiş. Yani ama çok da zaman hani çok da zaman vermemeliyiz bence. Ne yapalım? Bence kadının peşine gidelim. Evet ya, bence de kadının peşine gitmemiz lazım. Tamam, o zaman kadının peşine çıkıyoruz. Yolun. Atmat kiralıyor muyuz? Kahramanı tüfelim. Kahraman. Bir şey var mı? Tarife. Şey var. Şeye yönlendiriyorlar. Dur, neredeydi o stables? Bakayım. Python. Hemen bakayım. Yok, Fightoncu abi. Başka o tamirci. Nerede? Kaç numaraydı? Çok özür diliyorum. Dead Air. Ayıp ama. Dead Air, oh yes. Şey, şu bina. Okay. Ağır. Gidiyoruz oraya. En köşe, okey. Ya ben actually ücretini bilmiyorum, o yüzden kafamdan uyduracağım. Tamam. Şey diyor, haftalık bir şey. Haftalık kiralıyoruz atları. Haftalık bir altı. Kullanıyoruz ama yani. Bir de at başı 5 altın kapora. Kapora da. Şey var mı, böyle at arabası gibi bir şey var mı sizde? Hepimizin sadece. Ya yani onu kiralayamıyoruz efendim. İyi, at alalım mı, ne yapalım? Peki at kaç para? 50 şey yani 7 şey 70 altın diye varsaydım. Aa dur, devalüasyon var. Ben de onu çok özledim. Çok özledim. Tamam ya, Pathfinder fiyatlarına göre yapmıştım. Tamam işte. At 7 altın. At 7 altın. Doğru hesapladım. At alsak peki? Şu an yani soruyorum. Yani biraz sorarak bakıyorum. Yani at alsak. Ya tam 28 çok büyük yatırım değil mi bir yani? Satış yapmıştık. Evet, fazla büyük yatırım. Tamam, o zaman kiralayacağız galiba. 5 kiralayalım. Altın kapora vereceğiz. Yani 20 altın kapora vereceksin. Tamam, 20 altın kapora vereceğiz. Onun dışında birer gold mu? Evet. Bir hafta. Tamam. Okey. Tamam, o zaman 24 gold veriyoruz şu an. Aynen. Tamam. 24 altın verdiniz. 4 altın kaldı. Atları canlı getirdiğiniz zaman kaparanızı geri alabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Şey, çok canlı gelmeyen at alınca geçen yıllarda böyle bir uygulamaya geçtik, kusura bakmayın. Yeni at satın alacak parayı şey yapmamız gerekiyor. Bizde ata yanlış olmaz. Tamam, teşekkür ederim. Güven verdim. Köpeğiniz çok tatlıymış. Sağ olun, sizin de atlarınız. Atları alıyorsunuz. Hava kararmadan o zaman varacaksınız. Evet. Tık 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 gidiyorsunuz. Hindistan cevizi, şey, adam size 8 tane Hindistan cevizi kabuğu verdi. Evet, birbirine vurarak aslında ilerliyorum. Aynen, birbirine vurarak ilerliyorsun. Aynen. Merhaba Snorlax, teşekkürler. Tamam, yani. Şey, Dead Air zamanı gelince. Tanıdık şey, geldi. Evet. Tamam. Ormanların arasında
ağaçların arasında mağaralara doğru bakıyorsunuz. Hakikaten de adamın dediği kadar kolaymış. Çünkü gerçekten ticaret yolunun dağlara yaklaştığı bir yerde bir dağın kenarında uzaktan bir ağaç ev tarzı bir yer seçiliyor. Böyle hakikaten de terk edilmiş gibi muhtemelen. Yani özellikle kötü durumda gözükmüyor. Okey. Burayı tarif ettiler Ardred. Uzaktan görüyorsunuz. Okey. Tamam. Atları biraz uzağa mı bağlasak? Uygun olur. O zaman sen daha iyi bilirsin şimdi atları ne yapmak lazım. Tamam. Onları köşedeki ağaca bağlayalım. Nordic de onlarla dursun isterseniz. Yani... Eltanin ve Ercü. şeyin uzaktan hani bir aranızda 100 metre falan olsa da sanki bu ağaç platformunun üzerinde gezen biri var. Bizi fark etti mi? Fark ediyor muyum? Görebiliyor muyum? Şu anda ticaret yolunun üstündesiniz. Yani okay. Gelip durmuyorsunuz zaten. Şurada biri var. Ağaçlarda gezin. Nerede? Bak şurada. Ben kafamla gösteriyorum. Elimle göstermiyorum. Ben gösterdiği yere bakıyorum. Çok çünkü şeyim. Yani evet, zaten hani gördüğünüz ağaç evi gösteriyor zaten. Sen onun üstünde bir şey görmüyorsun. Ben bir şey görmüyorum. Ya bir an hareket ederken fark ettiniz ikiniz. O zaman yaklaşalım bakalım. Belki konuşabiliriz. Ağaçları burada bağlayalım. Ağaçları burada bağlayalım. Hayır. Atları hemen burada bağlayalım. Öyle ilerleyelim. Tamam hadi öyle yapalım. Okey. Ben hallederim bağlamayı şimdi. Atları sen sakince bağlıyorsun. Açık bir alan zaten. Sağ sola ağaç ama hani düzlük. Tek tük ağaçların olduğu bir düzlük. Şeye doğru yürüyorsunuz. Ben sizin tokenlarınızı alıp kopyalayayım. Ben bir yandan Nordi'yi seviyorum. Bir yandan da tüy topluyorum. Çok ayıp. Tüy topluyorum derken? İstesem verirdi. İşte yani severken elimde kalanları kullanacağım daha sonra. Okey. Ha, Stam'ın için. Ama asıl niyetin sevmek miydi? Bu önemli. Yani ikisi de aynı anda diyelim. Okey. Tamam. Conflict of interests. Hiç konflikt yok. Kesinlikle aynı yönde çünkü hani konflikt olsa çatışması gerekiyor. Ben zaten Nordi'yi seviyorum biliyorsun. Dedim evet. Git zırh yaptır Nordi'ye dedim. Üşümesin hayvan dedim. Ben bunu elimle sevsem dedin. Tüy de alırım. Evet yani hani normalde uzaktan... Nordi'nin kaç canı vardı? bu soru çok kötü ama. Hayır yani... şey tokenı bozulmuş da kopyalayıp yapıştırıyor. Nordic'ti garip kont. Sen yazmıştın sanki şey. Evet ben onun canını yazdım. Şimdi hemen bulacağım onu. Şu anda ben de sana zaman sağlıyorum çak anlamadım. Teşekkür ederim. 30. Tamam barı saçmalamış da. 30. Hatta şöyle verebiliyor muyum oraya? Aynen. Tamam o da düzeldi. Okey siz ne kadar yaklaşacaksınız şeye? Bayağı yani üst süresine gidiyoruz sanırım şu anda. Tamam o zaman. Durumumuz yok artık. Ya ben izliyorum şey bir şey hareket görecek mi diye. Tamam. Siz barzo bir şekilde yaklaşırken şeyin teki böyle hafif zırhlı önünüzde gördüğünüz ağaç evden bir elinde yayla bir halfork hop diye size bağırıyor. Hop yourselves. Dur. Şöyle. Şu abi. Aa bayağı. Hop diye bağırıyor. Diyor ki. Dur, ben hemen haritayı yayına göre ayarlayayım. Hı-hı. Şey görüntüsünde miydik? Kasabadaydık bir süredir. Hı-hı. Okay. Bir tane görüyorsunuz. Diğer ikisini takmayın. Kesin evet şu an bir tane görüyoruz arkadaşlar. Hayır onlar başka yerdeler şu anda. Tamam. Hakikaten.
gece geleceksiniz diye varsaymıştım. Yok. Yok. Ya da sadece inisiyatif için stealth atıyorlardır, bilmiyorum. GM layer'da sanıyordum, geç fark ettim. Tamam. Hızlı hızlı hazırlarken yanlış hazırlamışım, özür dilerim. Ne demek Metin, bunu yapamazsın. Bunu yapan yarın bir gün... Ney? Kötü olur. Ve şeyin yanında, böyle bir alarm çanının yanında duruyor, onu direkt fark ediyorsunuz. Ne işiniz var sizin burada? Biz turistik gezideyiz. Buranın eski yerlerini geziyoruz. Savaş değil. Ticaret burası, yolu. Burası dolu kardeşim. Sikirin gidin. Ne bir şey yapmadık. Ya ne küfür ediyorsun hemen? Ben şimdi... Sen... Küfür benim kırmızı bak. Çizgim. Bu arada karakter flow'umda var. Hakan. Yok hayır. bak. İçimde öyle. Asabımı bozma. Tamam mı? Gezginlerseniz falan başınıza bela almayın. Yani neyse. Yayını tutuyor bir yer elde çanda böyle. Artistliğin kim oğlum senin? Ha? İzger hükümetinden oturma izniniz var mı orada? Artistliğin kime lan senin lafıyla Berkay intimidate, kalan herkes perception'la inisiyatifini atsın. Ben inisiyatifteyi açayım. Güveniyorum Berkay'a ama. Özellikle Berkay'ın intimidate'i konusunda daha önce güzel deneyimlerimiz oldu. Bakayım. Neredesin? Ha, buradayım. Çete düşmedi değil mi? Bir şey çete düştü ama senin attığın düştü mü emin değilim. Berkay 14 attı. Demze 23 perception attı. Nasıl? Ardil 10 istedi. 17 atmış. Oley! Sen yeterince iyi şey yapamamışsın. 23'ü görmedim ben. Bir daha attım abi. Pardon. Tamam. 23'ü say. Evet. 23'ü şimdi gördüm. Ben de kendi tokenlarımı ayarlamaya çalışıyorum. I feel sneak attacks. Lots of. Çünkü o tek kişiye göre çok bağırdı. Evet. Evet. Yani zaten yani tokenları da görmüştünüz. Yok ben falan çok. Arjun'un inisiyatifine sneak attack istedim. Ha okey. Ben roll 20'yi hızlı hızlı kullanırken at turn ve yazık, at turn vuracaklarını sanıyorlar. Dur. Ben de inisiyatif atmaya başlayayım. Belki benim inisiyatiflerinizi görünce belki fikirleriniz değişir. Bayağı intimidate de... attı şu anda bak mesela inisiyatif olarak. Senin inisiyatifini görüyorum ve arttırıyorum. Ercu Farman ya, çok güzel bir isim. Manuel inisiyatif. Bir dakika, birini iki kere eklemişim. Kimi iki kere eklemişim? Benidir muhtemelen. Şunu iki kere eklemişim. Hı. Yok, banditlerimden birini. Kaç tane yaptı ya? Demze ve yani Demzeciğim senin inisiyatifin girili değil. 23 yapıp enterlamamışsın. Ben enterladım. Şimdi? Tamam. Ercü başlıyor. Ercücüğüm perception attığın için ağaçlık kısımların arasında saklanan diğer iki okçuyu görüyorsun. Hepsi half orc. Hatta okay. Arkadakileri falan da görüyorsun. Bir şeye bakıyorum ben. Range weapon attack. Okay. Bu weapon attack olmadığı için şey değil. Ve hemen şeyimi çıkarıyorum. Yapmam. Çantamdan önce 5, 10, 15, 20, 25. Şöyle hareket ediyorum. İlk aksiyonun. İlk aksiyonum. Bir adet acid flask çıkarıyorum. İkinci aksiyonum. Şurada küfredene el kol yapana onu fırlatıyorum. Çanını çaldı bu arada. Olsun. Erisin olsun. İşte artistik yaptı. Benim arkadaşlarıma Elten dediğimizi Ardil artistik yaptı. Ama zaten neyi atak yapacağımı bilmiyorum. Neyi ekliyorum bu ata? Range atak. Dex şey. Artı proficiency. Level'ın artı 2. Okey. Evet, trained'im. Şey yapayım direkt. Aynı olmadı. Trained olduğunu varsa. Trained zaten. Artık. Okey.
Vuramıyorum galiba. O bonusun herhalde. Zarını at şimdi. 3 artı dex'im. Artısıyla keşke atsaydın neyse. 7. 9. Yok, imkansız o artıya ulaşman. 9, 12 falan. Tamam. Evet. Flat tuttu olsa bile. Tamam. Sonra şu stealth'ten çıkan abimiz shortbow'unu sana iki kere dur. Önce bir seni diyor ki sen benim hedefimsin diyor sana. Hayır Ranger. Seni seçtim Pikachu'ya diyor sana, diye bağırıyor sana. Ondan sonra Haunted Chat ne yapıyormuş? İteratif ataklarını çarpıyor. Yok, şeyine bağlı. Hangisini seçtiğine bağlı. Her türlü ilk grupta seçtiğin de var, şey de var. Yok şey hani. Ben saçmayı attım zarlarımı. 19-20 attım ikisinde. İkisi de crit sanırım. Okey. İlkinden iki çıkarsan yine crit mi? Ben dodge'lasam onu. Şu ya ilk hatamla atayım zaten. Ha, okey. O yüzden ilk hatam vuruyor anladığım kadarıyla. Buna nereye kadar inanacağız Metin'in eliyle attığı zarlara? Evet ya, biz görmüyoruz. Yani bu böyle bir şey mi abi? Ben de 30 attım. Ben de zar ettim. Evet, sen İlk hata 8 vuruyor. Bizde yok sanki zar. Dur, ikinci hata 22. 22 vuruyor mu? Pardon, 22 değil. 25. 25 vuruyor, crit mi? 25 vuruyor. Crit değil. Okey. O da crit olmasın. Evet. Tamam. O zaman biraz önceki hasarımızda 5 hasar daha etti. Biraz önceki kaçtı? Kaç dedim? 8. Kötü atmışım lan crit'te. 5 daha. Aa, dur, crit olduğu için 1 de 10 daha geliyor. Ooo, deadly. Ya 2 katını almıyor muyduk ya? Yok. Hayır. Yok. 2 katın üstüne bir de D10 geliyor. Çünkü silahı deadly. 5 daha ya. Okey, tamam. Sonra bu şey şu ön açılıyor. Sonra bu arkadaş Elten'le aynı numarayı yapacak. Hunt. İlk atak. İkinci atak. Ha, şimdi benim normal zarlarım gibi gelmeye başladı. 3 geldi ilk atam. 11'in vurmadığını varsayıyorum. Diğeri de vurmuyor. Eksisiyle. O da 12 oluyor. Üçüncü atağını mı yapsın? Hayır, o da şöyle merdivenin zaten başına geliyor. Hunt'ı bir kere vurmuyor. Hunted Shot kullanıyorum. Feet. Tamam. İki atak yaptırıyor tek aksiyonda. Sana Ertan için bir okta geliyor arkadan, ağaçların arasından. 20 vuruyor mu? 20 tam vuruyor. O zaman 2 hasar ya. Tepeden ağaçların arasından bir ok geldi. Yanağımı çizdi galiba. Aynen. Demze. Merdivenin tepesindeler. Evet. Yani tabii ki ilk akla gelen Nordic oraya çıkabilecek mi? Nordic oraya çıkmayı deneyebilir. Çıkmayı deneyebilir. Şöyle tam karşısındakine doğru gitse 15-25 bir action. Şöyle şuna saldırsa ya da daha doğrusu merdivenden çıkıp merdivenin başındakine saldırsa. Ben direkt isabet zarımı atayım. Önce bir atletik satsın. Nordic bir atletik satsın. Nordic çeviktir ya. Ama güçlü olması lazım. 11 böyle attı. STRS'de 2. Tamam, level'ını ekliyorsun. Proficient'tır Athletics'e diye varsayacağım. Proficient mı? Bilmiyorum. Default olarak en azından trained diye hatırlıyorum. Acrobatics şeyler, companion'da. Athletics diyorum ben. Tamam, ikisinde de öyleydi diye hatırlıyorum. Bakalım. Çok hızlıca bakalım. Bu çünkü genel olarak oyunda bir soru işareti olarak kalmasın. Açtım kitaptan. Hı hı. Athletics, Acrobatics ve Perception'a trainlermiş. Trained ise şuraya çıkıyor. Tamamdır abi.
Bir ısırıcı. Zaten şeyde strength 3 çocuk. Okey. O zaman isabetlerimi atıyorum. At. No. Crit. Nordic on fire. Nordic on fire başladı gene ya. Hadi bakalım. Damage atıyorum. Şaşırmadık kurt ama yukarıda. Yani. Kurt yukarıda. Adam bağırıyor. Kurt yukarıda. Kurt 18. Yukarıda. Bayağı parçalanmış durumda. Dum dum. Dimiri. Dimiri. Diye bağırıyor adam. Sen kendi turunda ne yapıyorsun? Ok atacağım. Tamam. Adam ne vaziyette? Bir tanesi gidik mi, ona saldırabilir miyim? Çok hasarlı. Okey, ben ona saldırıyorum. Onu ortadan kaldırmak üzere. Crossbow'unu çekiyorsun, dolduruyorsun, durum bitiyor. Aa, onu hazırlamamışım. Hayır şey, dolu crossbow'la gezemezsin ya. Doğru doğru. Benim de çok tehlikeli. Basmış bulundum, onu yok sayın. Tamam tamam, yok sayın. Tamam. Biz gerilla savaşçılarıyız. Biz böyle ormanlarda falan dövüşmeyebiliriz. Biz polisler peşimizdeyiz. Erci. Evet. Bana mı geldi? 15 vuruyor mu? Ha 15 mi? Hayır. Okey. Ardil. 15 amatör eğlendirir ya. Ben hemen... Ağaçların arasından bir ok geliyor ama Erci'sinin önünden geçiyor. Ben hemen silahıma böyle parlak ışıklı hareketler yapıp... Yani ne yapıyorum? Fırlatıyorsun. Fırlatmadan önce büyülüyorum silahımı. Magic Weapon. Metin ben yürüdüm bu arada son turumda. O zaman dolduramazsın silahını. Evet. Tamam, sen doldurmadın. Alcatraz diye bağırıp böyle silahımı şey yaptıktan sonra böyle bir dönüp dönüp bir fırlatıyorum. Hangisine? Şu hasarlı şeyin az önce Nordic'in güzel ısırdığını. Hasarını bir şey yapmak, bir el, yara elle atmak lazım ama şöyle şu artı birle 16 vuruyor mu? Hayır, yanından geçiyor. Sonra tamam. Geri dönüyor yanına. Geri dönüşte de vurmuyor. Geri dönüşte de vurmuyor. Buyurunuz efendim. Hmm. Son aksiyonda? İki aksiyon artı. Ha, Magic Weapon iki aksiyon, tamam. Yani. Bu dayı elindeki yayı bırakıyor. Tamam. Dimiri! Dimiri! Neredesin Dimiri? Öleceğiz burada diye bağırdıktan sonra kılıcını çekiyor ilk aksiyonuyla. Sonra kurdu huntlıyor. Sonra kurda saldırıyor. 16 vuruyor mu şeye? Nordic mi? Aha. Vurmaz. 17. Okay, Nordic son anda yana çekiliyor. Ama böyle son anda. Hunt artı vermiyor. Değil mi ataklarına? Ova giderken avlayayım ben onu da görsün. Ha. Yok. Şey atak vermiyormuş. Perception net survival görüyormuş. Tamam. Çok pardon. Sonra Elten'in de. Son oynadı. Kombatı başladı. Evet. Şimdi burası ne kadar yüksek? 15. Yayı 15 aynen sanırım. Okey. Ben silahımı çekeceğim. Koşup atlamayı deneyeceğim size. Yani. At. 15 yükseleceğin yerden. Evet. Yerden. Quick jump'ım var. Tek aksiyon yapabiliyorum. Yüksek olacak diye söylüyor. Ne kadar yükselebildiğimi söyleyeceğim bir dakika. Şöyle bakıyorum. DC'si değil, şey direkt belli bir miktarda yükselebiliyorsun. Öyle bir kuralı var galiba. Maximum horizontal 10. Ha, o zaman ya. Crit satarsan. O zaman başka bir şeyler düşüneyim. Abi biraz önce 6 metre zıplamaya çalıştığının farkındasın değil mi? Evet evet, onu şu an fark ettim. Yukarı doğru 6 metre zıplamaya çalıştım. Yapmıyorum öyle. İnsan gibi climb atıyorsun sanırım. Aynen öyle yapacağım. Ama nereden climb yap? Yani ben climb'lamayı deneyeceğim. Böyle. Tamam. Damage atmak şey. Athletics. Aynen. Tutursun. Şu anda karakter kağıdını açtım. Sorun şey, sondaki o yana atlama kısmı var ya, o biraz zorluyor. O yüzden Athletics atıyorsunuz. Önü kapalı olduğu için. 15. Hangi yana atlıyorsun? Ben şu yana geçeceğim. Tamam. Silahım da elimde. Okey. Tamam.
Tur sonra Ercü'de. Ben baktım biraz, birkaç yerime ok saplandı. Hemen 5, 10, 15, 20, 25 şu diğerinin görmesinin zor olduğu bir yere geçip şu ağaçta mı duruyor? Hayır, altta platformu. Yerde. Ha, yerde. Okey, şey yapıyorum. Buna da bir şey çıkarıp, asit flas çıkarıp ona da bir bomba atıyorum. Kezap atıyorlar diye bağırmıyor musun? Okey. 2 damage alıyor. 1 splash damage alıyor. 2 damage persistent, tamam. Tur geldiğinde turunun sonunda... Kaç damage alıyor? 2. Şimdi 2 mi alıyor? Yani. Şimdi 1 splash alıyor. 2 de persistent alacak. Tamam. Tamam. Şu abi kime huntlamıştı? Bu Ercü'yü huntlamıştı. O yüzden 2 3 4 5 şöyle geliyor. Sonra bir moment daha almak zorunda kalıyor. Şurada ağaçların arasından eksiyle sana 2 ok, ok atıyor Emel. 40 moment varsa iyiymiş ya. Hayır, 2 aksiyonla geldi. Ha. Okey. İlk oku 20 oluyor. Vuruyor mu? Nimble Dodge vurmuyor. Tamam. Kenara doğru çekiliyorsun. Hızlanalım. Şu abimiz. Sıra. Senin öndeki adam Berkay yayını bırakıyor. Kılıcını çekiyor. Hunt'ı değiştirebiliyor muyum? Evet evet. Ama evet, bir tane aksiyon tutabiliyorsun. Ha? Evet, bir tane tutabiliyorsun sadece. Önceki bu, iptal oluyor, yenisi devreye giriyor. Bu Demze'ye huntluyor da. Seni huntluyor. Ölecekse okay. Pislik yapıyor. Half-Orc. Sonra sana 28'de bir atak roll yapıyor. Okey. Hits. Hit. Kritler mi? Ha. 11... 15 hasar vuruyor. Tam abi böyle karnında bir açıklığa saplıyor. Tamam. Eltanem bugün kötü oldu ya. Kendi ne oluyor lan dışarıda diye bir arkadan biri çıkıyor. Bir şişti, kapıyı açtı. İkinci aksiyonuyla şuraya kadar yürüyor. Üçüncü aksiyonuyla da böyle geliyor. Bir kadın. Diğerleri half-orktu, bu kadın hobgoblin. Bir elinde rapier, bir elinde bıçak tutuyor. Tehlikeli galiba. Rob. Evet. Şu canı, yani bu kim? Bu yukarıdaki abi kimseyi huntlamamıştı. O yüzden bir aksiyonuyla şöyle moment alıyor. İkinci aksiyonunda Atakan'ı gözüne kestiriyor. Arkadaki büyücüyü. Üçüncü aksiyonda da iki ok atıyor. Atakan. Heh. 20 vuruyor mu sana? 20 vuruyor. Abi bayağı şey, omzundaki bir açıklığa saplanıyor. 11 hasar. Precision damage'ım baby. Çok güzel vurdun. Nasıl, düştün mü? Yok yok, o kadar değil. Daha ilk hasarım da. İyi vurdun yani. Evet. Ama ikinci hatamız kadar. Demze. Ortalık gergin, karışık. Ortalık gergin. Ben bu gerginliği en iyi elektriğin alacağını düşünüyorum. Okay. Dördüne birden elektrik arc atacağım. İki kişi atabiliriz. Çok biliyorsunuz. Hangi ikiye atıyorsun? Yeni gelen kadın abla. Ve Nordin hasar verdiğine. Aa, ikisini beraber takipleyemezsem. Yüksekte biri 30 feet içinde olması lazım iki kişinin. 30 feet içinde gibi görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Yükseklik farkı var ama. Yükseklik farkı var. Yani şöyle bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? Ama... Hobgoblin ablaya. Evet ama işte şey var. Yükseklik hala var mı? Şöyle bir şey yapabilirsin. Hayır daha. Senin değil. O iki targetin arasında iki kişi yapıyorsun ya. İkisini okay. De Lightning Arc atmıyor musun? Evet. Electric Arc'ta öyle bir şey yazmamış. Öyle bir şey yazmadı. Yazmıyor mu? Aha. Ha, okey. Bayağı gökten ama gelen bir karar vardır gibi yani. Okey, okey. Ama şey var. Şöyle şu anda sen buna 30'da mısın? Değilsin. Hı-hı. Biraz öne gelmen lazım. O zaman da Nordi'ye hamle veremezsin. Şu ikisini atabilirsin.
Okey, o ikisini atıyorum. Aynen. Titan'ı atacağım. İki level slotundan atacağım. Reflex save. Yok o şey. Yok, otomatik zaten. Otomatik item diyor zaten. Otomatik item. Yani sen reflex cantriplerin özelliği atabildiğin en yüksek seviyeden atılıyor olmaları. Evet. Oha müthişmiş. Bilmiyordum. Aynen. Bilmiyordum. Cantripler otomatik aitınlanıyor. Reflex zorluğun kaç? Spell zorluğun? Hemen söylüyorum. 19. Tamam. Üstteki kaçınıyor ama alttaki kaçınamıyor. Üstteki yara hasar alıyor. Aynen, üstteki yara hasar alıyor. Alttaki tam hasar alıyor. Hasarını atıyorum. 2d4 artı 2d4 artı 4. 2d4 artı 4. Python hasarı bu. Yok işte artı 1d4 ekliyor. 11 hasar, çok güzel. Üstteki 5-7, alttaki 11-7. Gayet iyi. Alttakinde çizik olmamış gibi duruyor. Hmm. Sonra son aksiyonunda ne yapıyorsun? Nordic'e komut veremiyorum değil mi? Verebiliyorsun son aksiyonu. Okey, Nordic saldırsın o zaman. Tamam. Yaraladığını saldırsın. Ha, yaralığını bir koparsın ya. 25. Okey. O öldü. Bir HP'si kalmıştı zaten. Bir aksiyon daha var. Bir aksiyon daha var. O aksiyonda da diğerine doğru. Şöyle. Tamam. Atak yapamıyor. Ben öylesine attım. Yemediniz değil mi? Bu adam Ercü'yü gözünü dikiyor. Hans, bu mu? 17 vuruyor mu? Hayır. 11 vuruyor mu? Evet. Vurmuyor. 21 vuruyor mu? Üçüncü hatam. Hayır diyeceğim de kullandım. Kullandım. İlkinde kullanıyorum ben. Alt hasar. Okey. Tamam. Şu ikisi Ercü'de, bu şeyde kimin kimi huntladığını hatırlamam lazım. Ardil. Yükseklik ne kadar demiştin? 15'ti. 15. Tamam, ben o zaman cool hareketler yapma yüzde olarak. Şöyle şuraya kadar koşturuyorum. Benim 30'du değil mi hareketim? 30 olması evet. Lazım. Oraya kadar koşturuyorum. Daha sonra böyle yerde sanki bir yaymışçasına yere doğru şey yapıp çömelip böyle kendi etrafımda dönerek fiu şöyle uçuyorum. Can tadıyorum büyü. Deli herhalde. 30 feet bir yöne doğru beni uçuruyor. Okay. Ve böyle tam... Sen 25 yürürsün. Ve böyle havadan inerken yukarı çapraz çıktım. Böyle havadan inerken kılıcımı geçirmeye çalışıyorum. Okey. Şöyle. Hangisine? Şu bu taraftakine. Bu şöyle bir kritik ifade etmiyor. Evet, şuna. Şuna dur göstereyim. Pink. Şuna. Daha cool çünkü. Tamam. Okey. Tamam. Böyle bir crit. Kritik durumu var. Bir de buna ben magic weapon attığım için çok hasar vuracağım. Oo. Striking yine var. 2d8 artı 2 oluyor sanırım. Ve az atacağım falan çünkü. Yo, atmadım az. 30 hasar geldi. 30 hasar vurdu. Evet. Yani sakince havadan kafasından başlayarak karın bacaklarına kadar ikiye ayrılıyor. İki parça olarak şey için, skill yapıp biri aşağı düşüyor. Art lore atabilir miyim? Havadan nasıl dört? Jump bir aksiyonluk büyüme. Evet, somatik. Tek bir aksiyonluk. Somatik. Ve ben ne kadar güzel hareket yaptığımı görmek için bir art lore atıyorum. Bir hero point alıyorsun. Teşekkür ederim. Erten. Havada cool hareketler yapmış. Ben öfkeleniyorum. Neden? Sinirlen. Uçlu kaçtı falan, zıplıyor. Sinirlen tabii, vur. Aaa diye bağırıyorum. Ha, biz yanlış anlamışız. Ama korkutma amaçlı değil. Sadece o öfkenin şeyi. Tamam. Yapıştır. Sanki vuramadım. Ya kadar her şey kötü geldi. Evet. Yok hani vuramadım zaten. Arkaya doğru attı, adam geri çekiliyor, atlıyor. Ercü. Evet. Önündeki abla tehlikeli gözüküyor. Önündeki ablaya merhabalar efendim, konuşmak için gelmiştim. Bizi öldürmezseniz çok seviniriz deyip 5, 10, 15, 20 şurada ağaç olduğunu tahmin ediyorum. Ağaç kütüğü.
Oraya saklanıyorum. Take cover. Take cover mı? Düşüneyim. Take cover ya. Take cover. Tamam. Bir de bir tane de lightning flash çıkarıyorum. Tamam. Battle lightning. Turun bitti. Take cover'ın kaç AC verdiğine bakalım. Birden ikiye çıkarıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Greater cover'a geçiyorsun. Yani 2 AC'nin artı 2 AC almış oldun. Tamam. Erju'dan sonra yukarıdaki o Erju'ya odaklanmış olan okçu diyor ki fuck this shit. Bırakıyor. Kılıcını çekiyor. Seni hunt... Sen rage mi açarsın? Ben seni huntlarım lan diyor. Sonra 21 atıyor atak roluna. Vuruyor mu? Vuruyor. O zaman 6, 8 hasar vuruyor. Tabii. Ondan sonra aşağıdaki sana bak şey diyor. Kadın adamlarımın böyle dumanlı bir sesi var. Tek gözü de zaten şey, bandajlı. Hatta şöyle gösterebilirim ablayı. Korsan Hobgoblin mi? Evet. Ha, cool ablaymış. Ya, şeyden göster. Adamlarımın uyarılarını dinleyecektiniz. Yapıyor. Bakayım mesafem ne kadarmış sana. Tamam. Hayır. Bana yetmiyor. Ağaç var orada. Ağaç. Adamlarımın uyarılarını dinleyecektiniz abi. Doğru. Bence haklı. Falan böyle karşı tarafa geçmiş. Biz dinleyecektik. O sırada ok mok çekildi. Doğru. Bu da doğru. Oku çekmeyecekti. Oku çekmişim. Aspıra bassam yaktım. Abi şurada. Elindeki şey yürüdü. Sana doğru kılıcını gösterdikten sonra sana iki atak birden yapıyor. Allah Allah. Hile. Hoş değil. That's just. 25 vuruyordur diye varsayacağım. O öyle bir vuruyor ki. Acen kaç? Sonra... 19. Tamam bunu bildiğim iyi oldu. 16 vurmadı o zaman. Doğru. Okey ama çok vurdum gene de. Yapma ya. 9 hasar. Hiç fena değil. Bence de güzel vurdu bu arada. İkinci hata az kaldı. Sonra bu kimmiş? Ha yukarıdaki okçu. Yukarıdaki okçunun huntlı targeti uçtu kaçtı. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Ve Atakan sana iki ok atıyor. Ben cover'ım olduğunu iddia ediyorum. Evet tabii ki. Eksi bir alıyorum ben zarıma. Cover artı 2 veriyor bu arada. Hayır artı 1 veriyor. 19. Artı 2 mi? Hayır. Yani normal cover artı 1 veriyor. Aha. 19 vurmuyor. Tek cover'da artı 4 veriyor. Üzerimdeki büyülü... Emin misin? Bir dakika. Cover artı 1, tek cover artı 2 diyebiliyorum ben. Şöyle atayım. Şeyine bağlı. Cover miktarına bağlı. Nereden attım ben bilmiyorum. Nereden attım? Ben öyle okudum. Okey tamam. O zaman soft cover şey 1 veriyor artık o zaman. Neyse ben çünkü... Ya da soft cover yok artık. O da olabilir. Hayır şey var. Takım arkadaşının önüne geçersen artı 1 AC şey eksi 1 atak rolü aldığını biliyorum. Okay. Neyse tam artı 2 al AC'ne. Artı 2'lik AC'ne tamam. 19 vuruyor mu? Yok vurmuyor. Az önce de vurmuyordu. Okey. İkinci hatamı yapayım. Şu an 20 AC'm var çünkü mecam o. Bir dakika. İkinci. Bir dakika mecağım şeymiş var. Özür dilerim ben artı 1 buraya dahil etmişim. Dolayısıyla 19 AC'm ama cover'dan dolayı vurmuyor az önce. Tamam o zaman ikinci hatam da ıskaldı. O zaman üçüncü hatam da ıskaldı. Okey. Demze. Önündeki abla tehlikeli. Çift önündeki dövüşü, abla ile yani çatışmamın tek yolu olduğunu düşünüyorum. O da charm. Step charm da yapabilirsin mesela. Hop charm. Charm kaç level'a kadar etki ediyor diye hep unutuyorum ya. Double level olması lazım. Yani incapacitation'ı soruyorsun değil mi? Hı hı.
kontrol edelim. Ben hızlıca bakıyorum. Tamam. Level 2'ye kadar etki ediyor. Ya 3'se etki etmiyor. Heightenlamadığını varsayıyorum. Heightenlamıyorum zaten. 4 level iken heightenlayabiliyorum. Ha, okey. Yo yo şey yapabiliyorsun. Etkisi 2 level olarak atabiliyorsun. Yüksekten atabiliyorsun evet. Onu yaparım o zaman. Ama oraya hazırlamış olman gerekiyor. Oraya hazırlaman lazım. Hani günün başında büyülerini hazırlarken ben bunu ikinci seviye büyüsü olarak hazırladım. Ha çünkü kontrapti bir büyü. Tamam. Aynen. Tamam ben o zaman save'imi atıyorum. Charm'a. Olur. 19. Sen bir adım geri attın ve şey attın bana. Charm attın. 19'a ben yok abi. Aynı agresiflikte sana bakmaya devam ediyorum. Sen aynı agresiflikte bakıyorsan bu cezalandırılır, flanklenirsin ve Nordic sana saldırır. Şöyle bunu yapmak istiyorduysam geri adım atmasaydın. Evet evet tamam, aksiyon. Evet. Ama charm tutar diye düşündüm ben. O zaman Nordic bu tron yemiyor. Aynen. Anladım. Yukarıda çok mutlu o şu anda. Evet. Bu kim? Sesin mi gitti? Yo. Yo. Duyuyoruz. Sizinki ben de gidiyor o zaman. Okay. Yürüyemiyor bile mi? Ne cevap verdiniz? Yürüyemiyor. Aksiyon veremiyorsun ona. Hadi ya. Bu buraya geldi. Ve Enver sana iki atak yapıyor. Ben bu tur Mustafa Sarp gibi bir şey oldu. İlkine Nimble Dodge'luyorum. Tamam. Kaç oluyor Ajan Nimble Dodge'la? Nimble Dodge'la 22. Cover'ı sayarsan sayıyorsan. Cover'sız. Okey. 22 sadece. Nimble Dodge'suz kaç? 20. Tamam. İki hatam ıskaladı. Son hatam da ıskaladı. Üç hatam da ıskaladı. Okey. Artık. Ya ben az önce şeyden Nordic'ten aldığım tüyleri çıkarıyorum böyle avucumda topluyorum. Bu tüyler aracılığıyla bu dünyada akan enerjilere bağlantı kuruyorum. Çünkü büyü böyle bir şey arkadaşlar. Niye olmasın? Evet. Bunlar böyle işte yavaş yavaş parlayıp parçalanıyorlar. Ancak tam bu Demze ile abla arasında tekrar oluşuyorlar. Ama tekrar oluşan yaratık bu sefer böyle Nordic'in birebir aynısı değil kesinlikle. Daha kedi soylu bir yaratık. Hmm. Evet. Ama bunun bu token'ı kullanacağız şimdi. Evet ama bu token'ı kullanacağız şimdi. Bu bir leopar. Güzel. Ve bu leopar. Bu leopar böyle burada oluşup hemen saldırıyor. Böyle önce bir ısırmaya çalışıyor. Nordic'li garip kedi. Şimdi şu ısırması. 24 ısırıyor hit mu? Hit. Tamam güzel. Şu kadar bir ısırdı ve grabledi. 4 hasar ısırdı ve grabledi. 4 hasar azmış. Sonra grablediği için İki tane pençesiyle hop. Grabledi mi? Grabledi. Oto grabliyor baktım ona. Oto grab, Bestir'deki grab özelliği nasıl çalıştığını biliyorsun değil mi? Oto grabliyor yazıyordu. Ama aksiyon harcadı. Bakayım. Aa evet aksiyonmuş evet. Ve summonların iki aksiyonu olduğu evet, için. Evet grabledi o. Grableyip tur bitiyor. Aynen. Okay. Ben de... Elten'le geçmeden şey söyleyeceğim. Benim yanıma gelin iki damage'i DC 15 flat atması gerekiyor. Ha. Şey hayırlısı deneyeceğiz. Ben önce şu kadına bir korkutucu bakışımdan atmak. Tamam. Dene. Will save'ime. Tamam. Shaken 1. Değil mi? Shaken 1. Ya kritse Shaken 2, değilse Shaken. Crit değil. Okey. Sonra şimdi şu ağacın altına atlayabilir miyim long jump? Hayır değil, long. Bir sisi mesafe. Ama fall damage'ers. Cat fall'um var. Okey. Yemem. Bu karakter... Cat fall ne yapıyor? Yarıya düşürüyor fall damage'i. Mesafeyi tamam. Yarım. 15 bitten kaç fall damage yiyorsun? 7 fall damage yiyorsun. Yani 3 fall damage yiyeceksin. Aynen. Şuraya atalım. Artık mesafenin yarısını fall damage olarak yiyordun otomatik olarak değil mi Atakan? Doğru hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorsun. Yoksa çok yani. Tamam. Fall damage'imi yedim. Intimidate'imi tutturdum. Flank'imi aldım. Grab'de kafasına geçiriyorum. Daha ne yapacaksın ya sen? Yok bir de vuracak. Kolları 10 feet daha azalıyormuş. Ha 10 feet mi azalıyor? 10 feet azalıyor. Acrobatics Expert ise 25 feet. Expert değilim daha. Okey o zaman 2 damage edin 3 değil. Yanlış söylemişsin biraz önce. 15 vuruyor mu? Hayır. Grab, Flank. Bakıyorum. Ona bakıyorum. Grab'd X AC vermiyor. Flank X2 AC veriyor. Okey.
kanka. Shaken eksi 1 veriyor. Shaken eksi 1 veriyor. Eksi 3 AC'yle vuramıyorsun 15'le. Abi niye ya? Niye ben bu kadar kötü atıyorum? Cool hareketti. Vursaydın hero point verecektim ama olmadı. Ercü. Benim Ercü, Ercü en zor durumlarda bile şeyini, istifini bozmadan basılt lightning'ini karşısındakine atıyor. Vuruyor. Karşısındaki 3 damage alıyor. Biri splash olmak üzere. Tamam. Ondan sonra Ercü rapier'ini yok düşüneyim. Rapier'ini değil. Whip'ini çekip tak diye şaklatıyor. Bir dakika. Şu şekilde. Ama vuramıyor. Okey. Aynen. Onun gözlerine çarpıyor. Multiple attack penaltısıyla beraber vuramıyor. Flat footed olmasına rağmen vuramadı. Flat footed değil. Her şey. Battle lightning. Diyorum bu flat footed, buna vurun. Okey. Hemen. Yayımı alıyorum yerden. Kılıcımı bırakıp. Hayır yok ya, yanımdaki target'ı umursarım. Kılıcımla seni yeni hedefim seçtim. İkide bir hedef değiştirtip aksiyon harcatmayı bırakın bana diye bağırdıktan sonra Atakan sana. Sana 11'le 13'lük bir saldırı deniyor. 13 olmadığını yok. Varsaydıktan sonra bir de 22'lik bir tane deniyor. 22'lik vur. 22'lik vurduysa huntlısın bir de. Of, bir de Metin iyi attı. 17 hasar yiyorsun. Güzel hasar yemişim. Bunlar evet. Fazla vuruyorlar fark ettiyseniz. Bir garip yani. Evet evet. Sanki huntlayınca güzel vuruyorlar gibi özellikle. Sanki huntlayınca ilk ataklarına artı bir D8 vuruyorlarmış gibi hissettiriyorlar. Ben de öyle hissettim. Nedense bilmiyorum artık. Hile mi? Hile. Okay. Hile. Kesin hile bu arada. Sağa dönüyor. Bana. Dur önce okay. Bir escape atayım. Önce bir escape atıyorum. Ha okey. Benim çıktım. Kedisimi atman lazım. Okay. Senin okay. Değil. Kedin. Ya senin de evet, ya 19 attım. Yani. Zarım okay, 19 okay. Ya. Okay. Hani hiç bakmamıza gerek yok. Escape attack tekli mi? Sadece onu söyle bana. Those are all questions that athletics escape söylüyorum. Evet, atak tekli. Escape actions in combat'ta. Ha okey. O onu... Bilemedim. Evet, atak tekli. Tamam. Actions in combat'ta şey dedi. Tamam o zaman. Sonra seni huntluyorum Elten'in. Sonra sana iki atak yapıyorum. Multiple attack penaltımı tam hesaplayayım. Okey. 12 vurmuyor diye varsayacağım. Yok. Sonra bıçağımı sallıyorum. 13 de vurmuyor diye varsayacağım. Yok. Çok kötü attım. Ben de kötü atıyorum ya. Karşılığı ya ya da evet. Şu adam böyle geliyor. Açı yakalamaya çalışıyor Atakan sana. Atakan değil ya. Olduğu yerden Demze'yi huntluyor. Yok ya. Niye hedef değiştiriyor? Yapayım. Demze'ye 2 atak. 27 vurdu diye varsayıyorum. Bence vurmuş. Kesildi tek. Crit mi? Değil. 19. Kaç? Duyamadım, kesildi. 27. 19 benim hocam. Crit değil. Birinden ses geliyor şu anda. Tamam. 13 vurdum sana ilk hatamla. İkinci hatam az kaldım. Üçüncü hatam natural 20. Ama 18. Vurmuyor değil mi 18? Feya vurmaz. O zaman sadece hasar vuruyor. Crit vuramıyor. Ölüyordum vursaydı. Ay vurdum. 4 hasar daha. Bir 13 bir 4. Toplam 17. Okey. Şeyi niye dütleyemedim? Bir saniye. Ya birinden arkada bir şeyler oluyor. Evet. Feci ses geliyor birinizden. Evet. Ben kapayım, benden mi geliyor? Bilmiyorum. Sen duymuyorsan ama senden geliyordu yani. Senden. Şeyden. Demize. Okay. 17 hasarını yazsaydın güzel olurdu. Şey, düştüm canımdan. Kaç ben kaç HP'desin? Alo. Sizde... Alo. Ben görmüyorum zaten de. Alo. Sizin HP barlarını duymuyor musunuz? Şu an görmüyoruz. Duyuyoruz. Okey, ben de alt tab yapınca bazen Discord gidiyor, öyle bir aptallık vardı bilgisayarım. Ben de 6/32'yim abi. Hah tamam, şimdi düzeldim. Hayır, okay. Roll 20 resetlendi. Ha. Ha okay. Tamam. Şey. Tamam. Ben bu durumdan mutsuz olmakla beraber son turumu da yaşıyorum gibi hissediyorum.
Hı. Heal atabilirsin kendine bu arada. Varsa hazırladıysan. Şey mi? Skill büyü, olarak mı? Büyü. Hayır. Heal büyüm yok benim. Ha, okey, hazırlamışsın. Şey, heal animal var. öyle de bir duruydum. ben şöyle bir umutsuz bir köşeye çekilip Nordi'ye tekrar komut vermek istiyorum. Tamam. Artık flankleyebiliyor diye düşünüyorum. Yok, orada şey var. Eltanin var. Orası okey. Buraya gelebilir. Aa, zaten flankli. Okey. Saldır. Nordic sabit. Ah. İyi. 22 hit. Ha, okey. Ben Arjun'un şeyini görmüşüm. 4 hasar. Sen kendi son aksiyonunda ne yapıyorsun? Ben okumu dolduruyorum. Tamam. Senin önündeki Emer kılıcını çekiyor. Step alıyor. İki damage şey. Kılıcını çekiyor. Step alıyor ve bir atak yapıyor. İlkine ACM 22, sonrakine 20. Yok, tek atak yapıyor kılıç çektiği için. Ha, doğru. Damage'ını arttırmak için kılıç çekti. Gürültü geliyor mu? Hayır. Durdu. Şu an gelmiyor. Okay. Ve sonra flat check'in atıyor. Tutturdu. O zaman hasarı yemiyorum. Hasarı yine de yiyorsun galiba. Ben yemiyorum diye hatırlıyorum ama. Diye hatırlıyorum ben. Sen bak ona, gerekirse şey... Gerekirse yersin. Yok, yedim şu anda. Gerekirse okay. Yemem. Ardil. Ben önce bir Xavier konsantrasyonu yapıp aksiyonumu şeye veriyorum. Baldur sabrı gibi mi? Okay. Baldur sabrı gibi, evet. Daha sonra tamam. O da direkt çenesini şey yapıyor. Sokuyor. 26 vuruyor mu? Vuruyor. Eksi ACM'e rağmen crit olmuyor. Okey. Ama sneak vuruyor neyse ki. Aa. Leopard'ın sneak hata var. De bir D4 de olsa. Şöyle bir 16. Niye damaca bir D20 attı? Yanlış attı. Ama ne güzel olurdu yani, hani neden olmadı? Artı 10 mu var direkt? Artı 10 artı ne? Bir şeyler olmuş orada. Bir de 10 abi, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuş. Bir şeyler olmuş. Aynen. 10 hasar vurdu, 10 hasar. Sorun yok. Okey, daha insansız hasarlar vurduktan sonra kedi. Şimdi bir de tutsun diye düşünüyorum. Bence tutmalı, tuttu. Tamam, tekrar tuttu. Daha sonra bendeyiz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, çok şeyim. Ben bu arkadaşı aşağı ittirmek istiyorum. Senin bir HP'n var sanırım. Evet, doğru, bu doğru. Ben aşağı ittirmek istiyorum bu arkadaşı. Tamam. Fort DC'me. Evet, şöyle bir atletik satıyorum. Son aksiyonunda ne yapıyorsun? Shield büyüsü yapıp... Ben 7 fall damage, 8 fall damage yedim. Güzel. Ben bir de shield büyüsü yapıyorum kendime ki ölmeyeyim, belki ölmem. İyi fight, iyi fight. Tamam. Evet. Çok efficient'ım yani. Eltanin. Bir şeyler... Oh! 38 hasar. Öldün mü? Korsanını başlatmayın diye. Boss'um 3 parçaya bölündü. Yes. İkinci aksiyonla ne yapıyorsun? İkinci ve üçüncü aksiyonumla. Evet evet. Sırasıyla intimidate atacağım. Öldürdükten seni sonra böyle tam bir ümit gözlerle. Seni de öldürürüm. Bir seni şuna bakıyorum. Bir de şuna bakıyorum. Tamam. Oha ya, hayvan herif. 30 de, bu arada görmeyenler için 34 damage vurdu. Ekranda Atakan gösteriyor mu? Fire damage adamı. Gözüküyor, gözüküyor. 38 yani chatte 38 gözüküyor. Tamam abi, ikisi de silahlarını yere atıyor. Adam olun. Öyle bir sahne görsek korkardık. Arkada şey, Ercü bir şey yapıyor musun? Silahlarını yere attıktan sonra silahını alıyorsun herhalde adam. Teslim olduysa evet, silahını alıyorum. Tamam. Arkadaki adam çaktırmadan şöyle yürüyüp intimidate atmadın. Ona atmadın bu. Atmadın ha. Bu. Ha, ona mı attın? Okey. Tamam. O silahı bıraktı. Tamam. Hadi be. O bırakmamış zaman... mıydı silahını? Yok. O bırakmamış. Şey, neyse, hangi ikisin? 30 feet içinde değil abi, bu nasıl attın? Değil mi?
O zaman onu atamadım. Tamam. Bu mesafeye hiç bakmadım. Götüm ilerleyip Demz'e sana bir ok atıyor. Hala ya. Ben kovalarım onu. Tutmazsa kovalarım onu. 21 vuruyor sanırım. Ya siktir gider ayak beni bayılttı ya. 9 hasar. Sonra bir daha kaçıyorum. Yakalayın lan son vasiyetim. Ben onu bırakmayacağım bu arada. Hayır şey ben şey için hani sizi oyalamak için o kadar. Kaçıyorum yani. Şu anda oradan bir 30 feet daha gittiğini varsayın. 20-25 tamam. Feet. Ben düştüm. Tamam benim kurdum yakalarını. Demze. Demze yok. Hayır dead evet. Save atacaksın da burada değil. Senin setini şuraya kaymış. Omk dead save. Nordic seni yalıyor. yaranı yalıyor. Abi tamam abi özür dileriz abi. Yanınızda ayı getirdiğinizi bilmiyorduk abi. ayı mı? Ayı değil. Nordic işte. Yok normal insan. Yok ben Elton hakkında konuşuyordum. Ardil. Kaçamayacaksın yakala diye. Kedinin momenti ne kadar? 30 ama pansu var. Yani yetmesi lazım. Oradan 30 ilerlediyse 30 yaklaşıp ikinci tamam. 30'un sonunda bir saldırı yapabiliyor. Yapsın. Şöyle bir Pounce ne yapıyor bu sistemde? Stride edip strike alabiliyor. Tamam yani bir aksiyonu daha var. Aynen. Hayır iki aksiyon. Ya hayır şey bir aksiyonda stride ve strike yapabiliyor işte. Okey. Tamam. 22 hit. Okey, D10 artı 3. Yok, ah, 4 hasar. Dönmedi 9'a. Bunun komutunun mesafesi var mı diye düşünüyorum ben şu an. Spell range'dir. Spell range'i çok limitleyici ama. Çünkü spell range yüksek değil. Spell range'dir diyorum şimdilik. Okey. Bakar, turun gelene, diğer iki aksiyonunu yap, sonra turun gelene kadar okay. Aksini ispatlarsan. Tamam, ben oradan aşağı ineceğim. Tamam. Demze'nin yanına doğru ineceğim, şöyle falan geleceğim. Bir de kalkan atıyorum hala, bir candayım çünkü. Tamam, Elton. Şu an benden ne kadar uzak bu arkadaş? 65. 65, okey. Benim hızım 30. Ben 3 aksiyonla da gidip flank'i alacağım onu. Ha. Tamam. Bitti tabii. Ercü. Ölünüz var. Yani düşmüşümüz var. Ölüm var. Demze düştü. Şey yaptı. No, sen de gel deyip yanımda götürüp şu ağacın yanında yere oturtup Demze'ye hafiften şeye başlıyor. Ameliyata. Şey yapmıyorsun. Stabilize atmıyorsun. Önce stabilize at. Kanıyor mu? Ölüyor mu? Okey tamam. Stabilize at. Şey kaç? DC'si. Bakmam lazım. Belki de geçen hafta oynamadım ki hamladım. Administer first aid. Güncel DC'sini atıyorsun. Her şey okay. Atıyor yani. Flat tekin atıyorsun. 17 tutturuyordur diye tahmin edeceğim o zaman. Yani dene. Evet. Hayır ama 15 artı daha ink value'sunu atıyorsun. Okey bir tur oldu düşeli. O zaman 17 assurance'da deneyeceğim. Okey. Tamam. Kanamayı durdurdun. Evet. Çok meta hesaplarla. Bu adam bacağım kırıldı. Hayvan herif niye itiyorsun? Falan diye ballayarak şu arkaya doğru gidiyor. Gel ben düzeltirim kırını çıkını. Hayır, bu arada götüm kaçmaya çalıştığını farkındasınız. Okey yakalayacağız o zaman bir ara. Fırsatımız olunca. Demze şeysin stabilizesin. Güzel. Ben abi senin yanından diyorum ki ben... Sikerler, ben kaçarım. Bu sistemde attack opportunity yok deyip kaçıyorum. No escape diye bir feat'im var. Biliyorum, farkındayım. kaçta kaçıyorsun? Yani 25, 30, 75 yapacağım. Ha, 25 değil mi? 25'e sen kaçınca ben 30'la gelip yolunu kesiyorum. Fuck diyorum, yayın bırakıyorum, kılıcımı çekiyorum, sana sokuyorum. Deniyor. 19 vuruyor mu? 19 tam vuruyor. 8 hasar. Okey. Bu
Bizim AC'miz nasıl aynı seninle ya Berkay? Range'de benim AC'm 1 düşüyor. Adil. Bu summon meselesine ben bir çözüm bulamadım. Tamam yani... o zaman range'inden çıktı sayılır. Kaç range'in? 30. İşte of, onun için. Çok kötü. Hani onun için diyorum şey falan değil böyle 60-100 falan değil yani 30. Hayatından cadde range. O zaman şimdilik yaparız. Bırakıyoruz. Bırakıyoruz dedim. Ya şimdilik artık konsantre olamıyoruz şu anda ve gidiyoruz ben. Yok, yaklaşıp konsantre olacağım. Ha, yaklaşıp konsantre olacağım. Ben de hareket edebiliyorum. Daha sonra bu onun peşine gidiyor. Saldırıyor. Saldırmadı. Tamam. Tamam ya, sen ameliyata başladın sanırım Ercü. Elten sen onu kaçıyorsa o içeride birini uyandırmasın falan haber vermesin. Intimidate'le teslim olmayı istiyorum. Dur ne yapacaksın? O zaman dur önce Ercü. Intimidate sen abi. Intimidate atacaksın okey. At. Ne diyorsun? Teslim olup hiç mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Adam titriyor ama yok. İşte onlar olmuyorsa kanlı kılıçlar teslim olmaz diyor. Kanlı kılıç güzel. Olmuyorsa ikinci saldırım galiba 24 ile vuruyor. İlk 15 ile vuruyor. Ha, o zaman vuruyor. Ama hep topu 10 vuruyor. 10 vurdu. Tamam. Bayağı yaralı herif. Tamam sen sıradaki turbunu kesiyorsun. Okey. Dur abi dur ama ben sana sar vurdum mu? Hunt. Atak. Atak. Aa az kaldı. Okey. Tamam sen sıradaki turbunu kesiyorsun. Sustain a spell'e bakıyorum şu anda Atakan. Ne diyor? Range ile ilgili burada da hiçbir şey dememiş. Onu bence bu session'dan sonra Python'un forumuna falan yazılır. Evet, aynen öyle. Forumdan bakmak gerekiyor. Evet, tamam. Ercü, tur sende. Ne yapıyorsun kaçıp kaçmaya çalışanda? Şu arkadaşını da alıyorum. Diyorum bak bu teslim oldu. Sen de akıllı ol. Sakın arkalara bir yere gitme. İkinizin de yaralarını zaten bandajlarım konuşuruz. Önemli bir şey yapmamışsanız gidersiniz yolunuza. Hiç arkalara gidip kaçma, kovalayıp öldürmeyelim. At. Ya adam akıllı teslim ol. Ne atayım? Diploması mı? Diploması. Diploması. Bir şey demiş. Okey. Tamam, o zaman combat sahnesini bitiriyorum. Evet. Onu öldürüyorsunuz. Geri dönüyorsunuz. Evet. Bu ikisini bağlıyorsunuz. Sonra sanırım Ercun'un şefkatli ellerine bırakıyoruz kendimizi. Birkaç saat ameliyat odasını hazırlayın. Evet. Şöyle çok bunlar önemli. Olurken bir de adamların üzerinde neler var? Özellikle şu 3 parçaya bölünmüş kadının üzerinde neler var? Onları... Inventory'sini açın. Inventory'nizi açın. Inventory'mizi açalım. Oley. Aha. Kim açıyor? Kimde? Birinde mi şu an? Ben mi yapayım? Yap kolaysa. Okey. Ben hepinizi açmış olmam lazım şu anda. Evet. Pardon. Tamamdır. Ne var kadının üstünde? Çok güzel soru. Kadının hem zırhı hem de şeyi büyülü gibi duruyor. Kılıcı, rapieri. Okey. Büyülü rapier. Şey yaparız bunları birazdan. Yayı var. Bir anahtar var boynunda. Gümüş bir anahtar. Bir de dagger var. Başka bir şey yok üstünde. Gümüş anahtar. Zırhı ne? Leather armor. Tamam. Leather armor. Sanırım Emre loot çıktı.
Evet, direkt benim üstümdekilerin artı bir tane çıktı. Şey yaparken sen Demze'yi iyileştirirken biz de şeyle beraber Elten'inle beraber birimiz şeyi bir ben kılıcı Elten'in de zırhı şapsın. Bu adamları konuşmuyor. Half-Orklarla konuşmayacak mısın sonuçta? Önce bir uyansın herkes. Okay. Onlar da nefeslensin. Yoruldum. Şu ağaca bağladınız o zaman ikisini. Bir düşünsünler ne yaptıklarını. Hani bizi salacaktın abi? Demle. Hani bizi iksir verecektin abi? Geldi mi? İksir vermeyeceğim. Şunu düzelteyim. Hepimiz iyileşelim. Siz de iyileştin. Bekle. Kırık bacakla göndermeyeceğim tabii onu. Sen zırha mı attın, kılıca mı attın? Ben kılıca attım. Artı bir striking rapier. Oo, striking kendi. Striking. Artı bir striking. Hı. Herkes birden döndü böyle. Oo, artı bir striking. O yüzden dövüyordum. Okey. Ben de zırha atamadım galiba. Yok, tanıyamadım sen sırrını. Yani. Vaktimiz var zaten abi. Sen zırhı alalım. Okey. Ya yani şey uyandı. Demze o sırada uyandı. O benim. Demze uyandı. Ben bakayım mı? Okey. Abi arkadaşından sonra benim bacağımı düzeltecektin abi. Bir yandan o zaman tam tendonlarını birbirine bağlarken Ercü. Biz etraflarını sarılmadığının ben de bu sırada şeye bakıyor olayım. Tamam. At sen arkana 10 dakika. Hı-hı. Sen kimi tekrar, Ercüt kimi tekrar iyileştiriyor? Ben Demze'yi iyileştir. Demze de beni iyileştirsin, ben de iyileştireyim. Okey. Yok öyle bir arkana atma falan. Yok abi, zırhı tanıyamadınız şimdilik. Tamam. Karşılıklı iyileştirmeler yapıldı. Enver seni 9'da iyileştirdi Demze'cim. Artı 15'e çıktın. Ben de onu ay 5'e. Ben yazdım. Okey. Ercü'ye de 5 yaz. Ercü sen yazsan kendine 5. Okey, artı 5. Bu arada sakinleşen Elten'in ne yapıyor? Bağlıyordu bunları. Bağladı. Nöbet tutuyor herhalde başlarında. Ha, onların başındayım. Tamam. Ne yapıyorsunuz burada? Siz haydut musunuz? Abi biz... Ben de şey kaldım. Kanlı kılıç. Ha. Niye kanlı saldırdınız kılıçtır. Kapınıza gelen misafirlere? Görevimiz bu abi. Ne böyle görev mi olur? Sıçayım böyle göreve. Sinirlendi. Abi bizi bırak. Ha, ne olacak? Bırakacağım ne olacak? Gidersin gene başkasına saldırırsın, öldürtürsün. Yok kendini. Abi, yok abi, biz normalde böyle pis işlere bulaşmıyoruz. Ne yapıyordunuz burada? Abi koruma görevimiz var. Ne koruyorsunuz? Neyi koruyorsunuz? Bizi işe alan bir yücüğü. Kimmiş o? Paul Fett Kara değil mi? Evet. Hay, nerede büyücü? O büyücü nerede? Mağarada. Mağarada. Bu kimdi peki? Bu üç parçalı. Ay, komutanımız yine... abi. Kokuyor bir de. Barsa yırtılmış. Eski komutanımız abi. Diyor ödedi. Artık işimiz yok onunla. Anlaşmayı da o yapmıştı zaten abi. Siz bela kılıç, çıkarmayacaksınız balta, değil mi buraya? Kılıç da abi bize yaklaşmasın abi. Biz gidelim abi. Elten'in gel şöyle. Yok abi, biz uzak duralım abi. Sen de bacağımı kırdın zaten. Sorun abi. Çıkarmayacaksınız değil mi burada? Yok bak, abi biz bir daha sizi buralarda görürsem ne yapacağımı biliyorsunuz değil mi? Abi biz gidelim abi. Ne yapacağımı biliyorsunuz değil mi? Bir society atsana. Tamam. Atayım. Ama ne yapacağımı biliyorsunuz değil mi? Elten'cim, society trained olan herkes society atsın. Bakayım trained miyim de hiç sanmıyorum oldu. Ben trained... Ya ben böyle şey, civilization'la çok alakalı bir karakter değil. Ya ben bunu soruyorum, bir söylesinler. Ne yapacağımı biliyorsunuz değil mi? Ercücüm. Evet. Hatta Demze'cim. Bunlar bir... İzger'de ünlü bir mercenary ekibi. Kafalarına bounty var. Allah Allah. Liderlerine 50 gold, her üyeye 10 gold canlı. Şaka yapan. Ha canlı. Ha canlı. Canlandırırız. Ölüsüne yarısını verirler herhalde. Tamam. Tamam. Çok iyi. Şimdi işler değişti, bir bilgi geldi kulağımıza. Hayır, sen ayılınca hatırlıyorsun. Ercü, siz ameliyat yapıyordunuz ya, kulak arkasıyla biz kanlı kılıçlarız abi deyince dank ettiniz. Ercü, bana neyini bırakıyorsunuz ya? Bunların başına ödül var oğlum. Ha bir dakika, ödül bunlar ya.
Ne oldu? Dur yaklaştı, yaklaştı bakayım sen. Abi biz gidelim abi. Ödül mödül yok bir, abi. Bir yaklaş, bir rica daha fazlasını yaklaş, verebilecek tamam. Misiniz ödül? Abi senin biz... ben biliyorum ki başındaki ödül. Oo o kadar var mıymış abi? Evet, iyi koymuşlar. Biz biz size getirsek Ongolt abi. Olur yok. Yok yemez. Yok. Hayır, ya, hemen getireceğiz ama. Şerefli bak, insanlar yani... gibi gözükmüyorsunuz. Bana şöyle düşünün. Bizim sizi götüreceğimiz kasaba öyle şey bir kasaba değil, böyle sizi idam edecekleri, asacakları, atacakları bir yer değil. Sizin işiniz var abi. Bizim inşaatta çalışacaksınız. Hayır, bizim izger, bizim bounty abi, şimdi kandırmayalım birbirimizi abi. Bizim bounty izgerdi abi. İzger burası buradan da, bir haftalık yol. Burası da izger değil mi? İzger ulusunda başkent değil mi? Başkent bir haftalık yol. Siz evet. Bu bounty'yi toplamak istiyorsunuz abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Öncelikle şurada 3 saatlik at sürüşünde kasaba var. Orası da izgar. Oraya teslim ederiz şimdi. Onun dışında siz, var. Siz bize bürokrasi öğretme. Bize bürokrasi oradan öğretme. Haftalık fayton kalkıyor izgere. Sen de. Bindiririz seni. Ardımıza da bakmayız. Onda olduğumuzu alırız. Öbüründen de alırız. Tükürüyor Ercü. Sana doğru tükürüyor. Hani şimdi, hani iyileştirip şimdi, yol saracaktınız siz, abi. Siz tükürmesen, bize Ongold'luk yardım edebilir misiniz? Tükürüyse bir tane yumruk atıyorum suratına. Ya dur. Onu da ben düzelteceğim ama. Siz Ongold'luk yardım verebilir misiniz bize? Biz size Ongold getiririz abi. Ongold'luk yardım diyorum. Ongold demiyorum. Ongold değerinde işi yapabilir misiniz bize? Madem biz, paralı askerlersiniz. Bir tane yumruk yemeyen diyor ki. Bak diğerine götürse yapın. Şey umurumda değil. Mariel umurumda değil ama ben zaten bak ben size değerli bir bilgi vereyim, beni bırakın. Bilgi değil, yardımını istiyoruz. Yok. Ben çok yoruldum. E tamam, bilgi ne kadardı? Ongold'dan değerli bir bilgi mi verdi? Hayatınızı kurtaracak bir bilgi. Yapma öyle. Onu biz değerlendirelim. Hayır, önce şöyle, ipler. Şöyle, biz sen bilgiyi verirsin. Biz gideriz, bakarız. Bilgin işimize yararsa seni bırakırız. Bak. Hayır, arkadaşıma da şey dediniz. Colson seni pislik satıyor musun abi, ne diyor? Şey yapıyor. Ben bir tane tekme atıyorum. Mariel'e mi? O konu işte satıyor musun diyen Mariel mi? Mariel'e. Mariel. Mariel'le Colson bunların ismi. Bir tane şöyle tekme atıyorum. Tükürüyor sana. Ne oldu? Her tükürüğünde ben ona vuracağım. Ay shield block yapıyorum tükürüğü. Tamam. Tükürük havada asılı kalıyor. ya bak şimdi arkadaşın değilim lan ben senin artık. Neyse işte şu gerizekalıyı kandırdınız böyle. Bak ben sen abi bana ilk bağırdığında ben şey yaptım, bıraktım kılıcımı. Bak bırakmayana ne olduğunu gördün. Hayır ben ama zaten en başta bıraktım, kaçmaya da çalışmadım. Doktor bey adınız neydi? Ercüment desen. Ercüment Bey. Ercüment Bey'in önüne kılıcımı attım. Ve hemen teslim oldum. Siz Ertenin Bey önceden söyleyince. Doğru. Şimdi ben kalkayım, gideyim. Siz arkadaşımı... Arkadaşım değilim ya, şok. Arkadaşımı... Ya bir sus, konuşsun. Şey yaparken ipi de bağlı eliyle ona yumruk atmaya çalışıyor falan. Aynı iple bağladınız ya. Onu zaten size o 10 altın verir. Tamam mı? Benim arkadaşlarım şeyleri, cesetleri de satacaksınız. Ben gideyim. Size sizi hayatınızı kurtaracak bir bilgi vereyim. Şimdi bak, bilgilerle ilgili şöyle bir sorun vardır. İşe yarayana kadar işe yarayacağını bilmez. Bilgiyi bilmeden... Burada da sen bir kumar oynayacaksın. Benim kumar oynamaya ihtiyacım yok. Elimin altındasın. Sana bir şey diyeceğim. Biz seni satıp seni öldürtüp at alabiliyoruz. Doğru. Sen çok fazla konuşuyorsun. Ya bak abi. Tamam bak. Bir iki şey var aklımda. Birini önceden söyleyeyim. Diğerini sonra söylerim. Kadının yanında iskeletler var abi. Canlı tutuyor. Yani onu biliyoruz. Loose Peter. Hayır öyle değil. Bayağı bilin yanında biliyoruz. Şey yapıyor. Gezdiriyor bunları ayaklı. Evet. İskeletler ayakta olur evet.
Nerede gezecekti iskeletler gezebiliyorsa? Lan ne güzel yediniz ha beni biliyoruz diye. Yo biliyoruz şey var hatta kemikli iskeletler var. Kemik kemikler var hatta. Yürüyorlar iskelet. Evet. Hayır buna gel ne neyse hadi. Gerçekten. Tamam bak bildiğiniz mi? O zaman şöyle. O zaman biz bunu satalım at alalım ya. Hayır. Bunun bilgileri çok güzel. Hayır. Satalım mı biz seni oğlum? Atma lan. Alchemical X-ray'leri de var bir yanında. Poşetini de var. Elini çıkarıyor. Abi bir saniye dur. Bana el kol yapma. Elini geri sokuyor. O elini geri sok. Soktu. Kendi soktu. Bak abi şimdi mağaraya girdiğinizde siz bir yukarı bir aşağı yolu var. Tamam. Bir sola bir sağ. Ben şimdi sizi götürdüğünüzü istesem size sola gidin derim. Tamam. Evet. Ve siz ölürsünüz. Ben de buradan çıkar giderim. Ama ben sizle iyi bir şekilde anlaşmak istediğim için diyorum ki kadın sağda. Sol tarafa gitmeyin. Niye gitmiyoruz sol tarafa? Ne var? Sol tarafta tuzak var. Tamam. O kadının tuzağı ben daha önce bastım bu arada yani. Yok öyle değil bu. Ya. Korkunç bir yaratık var. Ben senin bilgin adama... doğruysa. Sense motive atmak istiyorum. At perception. Aynen perception at. Yani senin bilgin doğruysa biz ölmezsek zaten bence doğru herhangi diyor. Bir sıkıntı yok. Evet sence doğru diyor. Ben şu an ikna oldum arkadaşlar. Ne siz düşünüyorsunuz? Hatta tuzağı da söyleyeyim. Tamam. Solda böyle örümcek kimsi garip bir yaratık var. Oğlum tamam şimdi tamam yani senin bize verdiğin bilgiler bir kelimeyle bizim ölümümüz ya da yaşamımız anlamına geliyorsa solsa biz bunu görelim. Ölmezsek de sen şey seni bırakalım. Bir şey diyeceğim. Amcamın burnu varken solsa bilgisi Bir dur. Demze bir şey. Bu doğru. Öncelikle bu doğru. İkincisi, biz her halükarda burnu takip edeceğiz çünkü. İkincisi Demze şöyle bir sorun var. Sen bu çocuğun tuzağa yakalanınca ne yaptığını gördüm. Sadece bir asası yok diye Şişke Baba döndü. Doğru. Yani gerçekten senin adın ne? Bir şey diyeyim mi? Heh. Bu evet Coulson. Adını söyle. Coulson. Ne yapıyoruz Coulson, biliyor musun? Bak şu Nordi'yi görüyor musun? Tatlı köpek abi. Bak, evet tatlıdır. Yalan söylüyorsan peşinden salarız. Tamam abi. Ya da Ardil. Bu Coulson bizim orada kalkanımız olsun. Bizi sola sağa götürsün. Eğer tuzak varsa onu öldürsün. Yok abi şimdi ben büyücü kadın beni görmesin size. Tabii senle pazarlık mı ediyoruz sence şu an? Ha pardon abi. Sana ben hani sence hangisini yapalım diye ya, mi sordum? Demze gelsene bir kere. Sen benim için şu anda 1.3 atsın ya. Demze gelsene bir kere. Demze bir geri gelsene. Ve bir şey diyeceğim. Bu adam atlara fazla değer verir. Sana fazla değer verdi şu an. Evet. Demize bir geri gelsene. Bir şey konuşacağım sana. Ne oldu? Ya bak gerçekten bu işimize yarayan bir bilgi olabilir şimdi. Ben demiyorum ki bu adama %100 güvenelim ama. Bak sen yanımızda sen varsın. Kont var. Nordic var. Yani Nordi arkasını alsansak kokusundan bulur zaten bu adamı. Ya bulur ama ya içeride ölürsek Nordic onu yine bulsun. Yok ne öleceğiz ya? Bak oğlum işte... adam diyor ki sola giderseniz öleceksiniz diyor. Sağa giderseniz ölmeyeceksiniz diyor. Ya bunlar tersse sağa gidersek öleceksiniz. Yani bence öncelikle biz ölmeyiz bence. Yani bugüne kadar neler yaşadık ölmedik. Siz öldürsek şey mi biter diyorsun? Biz kahramanız ulan. Okey o zaman güvenelim. Hem böyle bir şey olursa baktık tuzağa girdik çok kötü olduk. Salırız Nordi'yi peşinden koklayıp. Yani iyiliğinde kötülüğünde değilim de ben. Biz bu adamlara savaştık. Bunlar bizi öldürecekti. Öldürdük. Biz onları öldürdük tamam mı? Ha. Bir şekilde üstün geldik. Ha. Biz bunun şu anda neden yani sağlığını, iyiliğini düşünüyoruz? Biz de gelsin açsın tuzakları. Kendi kariyerini kendi çizsin. Açıyorsa ve tuzak yoksa hepimiz hayattaysak bırakalım. Ya şimdi bak adam biraz yardımcı olmaya çalıştı. Ben iyi niyetine inanmak istiyorum. Lan bu çok seni çok üzerler ha. Kullanırlar seni yani. Bu çok fazla iyi. Yok beni bu adam kafamızı kesti. Ya sol dedi. Ben kafamızı kesecek olmasına bir şey demiyorum da bak bu gerçekten işe yarayan bir şeyse ödüllendirmek lazım sonuçta böyle davranışları. Yarayan bir şeyse ödüllendirelim. Tamam diyorum ki şimdi madem salmamız da söyledi istediği şey salalım. Sorun çıkarsa peşinden ya abi, gideriz. Tamam. Yani bak yarın bir gün karşımıza çıkarsa ben kılımı kıpırdatmama. Ya yarın bir gün yazıyor. Karşımıza çıkarsa ve şey yaparsa yani sorun çıkarırsa bize
Ya en başta ben öldürürüm onu zaten. Sen uğraşırsın. Ben uğraşırım. Bende. Tamam. Bende. Bende. Komson sende abi. Tamam. Tamam bende. Biz dönüyoruz. Tamam. Ercu bırak. Kesin sol mu lan? Ha, hayır. Sol değil abi, sağ. Sol tuzarak doğru. Sağa gidelim değil mi? Abi sağa gidince büyücüyü göreceksiniz abi. Solda tuzak var. Solda yaratık var. Yaratık varsa sağda. Yaratığı hiç gördün mü? Neye benziyor? Solda. Sağda varsa. Erdil'in sana ne yapacağını biliyor musun? Yani şimdi. Half-F güzeldi abi, yaratık gibi diyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak sorun çıkarsa benim sana ne yapacağımı biliyor musun? Bu önemli. Bayağı da sorduk. Bunu aa, ben sordum. Kardeşim, biliyor musun? Şu şeyi yapsana. Senin birini uzaktan nerede olduğunu bulma büyünü yapsana ya, da ona gerek buluruz yok. Gerekirse. Bunlar onlara öyle büyülere değmez. Ne yapacağımı ayin, biliyor musun? Pislik. Sen bizi ya, sattın lan. Kapa çeneni. Bu kadar kolay lan. Kapa çeneni. Tamam. ne yapacağımı biliyor musun? İçinde akan kalfor kanı, şey ork kanı. Ya ben... şunun ağzını kapatır mısınız? Evet. Şey olsun. Seni biriyle tanıştıracağım. Senin ismin ne? Bak çok seveceksin. Bir tane bizim halfling bir arkadaşımız var. Seni onunla aynı hücreye koyacağım. Yiyin birbirinizi, para vermeyin. Şimdi benim ne yapacağımı biliyor musun? Bunu söylemeyeyim. Biliyorum abi. Ne yapacağım? Ne yapacak? Bulup beni öldüreceksin abi. Hayır. Hayır. Yanlış. Ne yapacaksın abi? Elten'i yollayacağım peşinden. O öldürecek seni. Bir şey böyle. Abi burada öldürün abi. Yeter. Yani. Sıktınız beni abi. Yok. Bırakın. Ercu lütfen bırak şu adamı. Dur bir kırığını çıkığına bakıyorum ben onu. Ya, abi bu arada biz cennetten miyiz, biz melek miyiz? Sen bana asit attın, ben seni ok bıçak attım, kılıçla kestim. İşte bunlar arkada kaldı. Evet, teşekkür ederim. 2, 4, 6 asit falan vurmuştum zaten, iyileştim. Biz tamam, neden hippiyiz ya? Biz neden çiçek çocuğuz ya? Yalnız bir dakika, o gitmeden. Hani, görüşürüz şu abi. Atlarımızı alın bari buraya getirin. Atlarımızı falan çağmaz da akıllı da o. Tamam abi. Atınız mı var abi? Evet, yok. Yok atımız matım. O zaman şu uzaktaki at başıboş atlar sizin değil abi. Ben alıyorum bir tanesini. Seni var ya öldürürüm. Kaçıyor yavaş yavaş. Birisi gelip atları alsın. Bakıyorum hayır ya. Biz ona şey yaptık. Yandexikus büyüsünü yaptık zaten. Okay, o biliyor. Tamam. O şey. Şurada arkasında bir kulübe var. O kulübelerin falan mı içini arayalım? Oralardan da bir şeyler bu. Siz arayın. Benim hala yaralarım çok kötü. Ya, ben fark de yaralıyım. Bir Ercü Bey baksın. Ercücüm ya beni eline Demze ve ben birlikte bu arada. Demze ne olur sen de. Güçlerimizi duygusal halı yıkama. Heal atıyoruz. Ama o ne? Onlar şey yaparken ben de altı bana mı? Değil galiba. 20. Unnatural 20. Sana 9 var. Ters çevirdim onu. Ertan'ın. Sen sanırım kulübeyi arıyorsun. Hı hı. Kulübenin içinde yani ya kaliteli bir yatak odası, onun dışında bir sandık. Sandığa bakıyorum. Ellerinize sandık. Anahtar bulmuştuk, onu deniyorum. Gidip alıyorsun o zaman anahtarı hı-hı alan kişiden. Gümüş anahtarı. Açıyorsun. İçinden ip. Kuşak. 50 feet ip. Yazıyor musun? Ben yazıyor olacağım birazdan. Ah. Okey. 50 feet ip. Inventörünüze bir ölü bandit, bir ölü bandit lideri, bir canlı bandit yazdınız. Evet. Ya ölü bandit 3 tane falan yok mu? 3-4 tane. 2 tane. 2 tane. 5 kişiydi mi? 3 tane. 5 kişiydi mi? 3 tane. 3 doğru. 2 ölü bandit, bir ölü bandit lideri, 2 canlı bandit. Yok, birini salladım. Hayır, 3 ölü bandit. 6 kişiydi mi toplam kombatta? Okey. Ha. Tamam, 3 ölü bandit. Hayır, biri kaçtı abi. Tamam. 3 ölü bandit, bir canlı, biri kaçtı. Biri canlı, kalanı öldü. Evet. Kaçan birini öldürdüler. 4 tane iksir şişesi var, bir tane de şey bezlere sarılı bir sopa var. Hut. Büyüdü biraz, mi? Evet. Bakayım ben. Şey, bezleri açtığında ışık parlıyor. Allah Allah. Artık tuzakları yemeyeceğim. Yok, staff değil, sopa ya. Torch gibi bir şey. Everburning torch. Anlıyor muyum? Yes. Everburning torch. Doğru tahmin edildi, yazabilirsin. Yani çok da önemli değil.
Sönmeyen sopa yazacağım. Aynen, sönmeyen. Sönmez aşağı. Ateş yaz. Bir de bir ipek kese var. Fingirdiyor mu? Yes. Ne kadar? 400. Ne? Oha. 400? 46. 46. İyi. Bir de iksir şeyi vardı değil mi? 4 tane iksir şişesi var. Aşağı yukarı 6 at. Abi bu ne şey? Motorları beygir gücüne ölçer. Nasıl at aldım. Abi benim şeyim. Benim ekranım at üzerinden yürüyor. Kaç atsın ki yani? Değerim kaç at? Bana bir baksana ya deyip şey iksirleri veriyorum. Ha okey. Okay. Ben o sırada şeye bakıyordum. Zırha bakıyordum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Senin şeyin var mı ki? Training. Rogue zaten ama atmama konusunda bazı şeylerimiz var. Tamam atamadınız mı gene? Sarı görmem. Bilmiyorum 16 da. Aa. Kaçta DCC hiç emin değilim. Benim aklımda varmış. Okay. Okay, onların da zaman... öyle bir fix bir DCC yok zaten galiba değil mi? Hı-hı. Önce şey biraz diyeceğim. Ardil bunlar sihirli mi yoksa? Yani bu sefer de tekmeciğim var. Ben hemen böyle teker teker hepsini önüme koyup bakıyorum. Sihirli mi bu? İksirlerin şey? Hepsi sihirli. İksirlerin hepsi iksir. Okey. Ellerinden öpüyor o zaman. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada bir market araştırması yaptım. Daha önce bulduğumuz invisibility potion var ya. Ben onu içmeyeceğim. Hiçbir zaman. O nadir bir şeymiş. 450 altına satılıyor. Hayır, 20 gold invisibility potion. Hayır, değil. Önümde açık. Öyle mi? Literally önümde açık. PF1'e bakmışsın olmuyorsun. Falan. Pathfinder First Edition'a bakıyor olmuyorsun. Şu değil mi abi? Ben yanlış mı baktım? Yani... Burada yazım hatası var. Ankam'ın 450. Benim kitabımda 20 gold yazıyor abi. Ben kendi kitabımdakini umursuyorum. Okey. Bu arada bir tane... iyiymiş bu arada. Ben oturup bir saat şey yaparken, iksir bakarken arkadaşlar lütfen şu yaraları bir kapatabilir miyim? Aynen. 4'ü aynı ve bir zar at. Aa öyle mi? 4 tane atmıştım. Bir tane at. Okey, bir tane daha atıyorum. 20. Yaralara 25 yeter. O sırada. Yoksa... 25 yetiyor, 25 yetiyor. Şey abi hepsi lesser potion of healing. Ha lesser. Lesser. Minor değil. Lesser. Tamam. 2d8 artı 5 iyileştiren. Bir şey diyeceğim. Bunu ana inventörden siliyorum. Herkes bir tane alsın. Herkes bir tane lesser healing potion. Okay. Arkadaşlar o zaman iyileşmelerinizi tamamlıyorsunuz. Hı-hı. Mağaranın kapısına doğru ilerliyorsunuz. Evet. Herkes fullenecek kadar zamanınız var. Hava kararıyor. Okey. O kadar da değil be. Aman kahraması az öğlen kalmışsın. Falan olması lazım. Hayır yok öğleden sonra geldiniz siz buraya. Atla geldik. Tamam. Normalde 6 saat yol sürecek. Normalde yarım gün sürecekti. 1/4 gün ama öğleden sonra çıktınız. Öğlen çıktınız ya zaten yolda. Sabah ha, doğru, sabah doğru, mal sattınız. Doğru. Arkadaşlar sağ mı döneceğiz, sola mı döneceğiz diye bakıyorsunuz. Ne tarafa dönüyorsunuz? Sağa dönüyoruz. Koku. Getir emin değilim ya. Şey de olabilir. Sudo şey. Adamın bana sağ dedi ya şu an. Sağ geliyor ama yani emin değilim. Aksini söyleyemem ya. O zaman kim önden sağ gidiyor? Ben gidiyorum. Sağa doğru gitmenizle beraber ha. Bölüm bitiyor. Tabii. Okay. Sola gitmek çok geç oldu. Ha? Sola gitmek miydi? Wow, 12'ye yaklaşmışız. Evet, bayağı işte, kaptırıp wow. Oynadık bu sefer. Bayağı gittik. RPS'iyle, kombatıyla. Güzel. Hiç de bakmadım. O zaman şu ana kadar sıkılmadan kalmış olanlar chat'e ne yaz şey... Gittik ne yazsın? Galiba herkes. Controls yazsın. Garip controls yazsın. Ben Z'yle yazdım. oyuncu dışında bir tane gelirse mutlu olacağım. Geldi. Gelmedi, hayır. O da mı oyuncu? Aa, o zaman ama... buraya kadar izleyenler YouTube yorumlarına kontrol ez yazsın. Zeyle. Evet. Eline sağlık Metin.
Bayağı iyiydi bugün. Kendi aramızda oynamış olduk. Bayağı literally kendi aramızda oynamışız. Bir yerden sonra yok şey ama, kopmuş. Yarıdan yani yarıdan sonra düştü de onun dışında ilk yarım hani ilk 2 saatte 3 saatte 8-9'da hep. Onun bak, dışında bak. Şey diyeceğim. Şu şey işlerini ticarettir şu şunları satılım işlerini şeyde yapalım mı? Şu an off game yapalım mı? Yoksa yani şöyle oynayacağız. Şimdi mağaralara giriyorsunuz. Ya hayır şey kısımlarını mesela. Acelesi yok bence ya. Okay. Onun da bazen RP'si güzel oluyor şehirde. Kitabın bitmesine de yakınız zaten. O yüzden ha, bitirip hepsini okay. beraber yaparız. Diyorum. Tamam. Arkadaşlar size şey YouTube'dan veya şu anda chat'e bizi üzmek için yazmayan arkadaşlarla beraber herkese buraya da oldu buraya kadar baktığınız için teşekkür ediyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Haftaya bakalım gerçekten büyücüyle karşılaşarak başlayacaklar. Görüşmek üzere. Ölecek miyiz? Eline sağlık. Sağ ol. Bu arada